Seminerimizin açış konuşmasını yapmak üzere oda başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli konuklar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İstanbul İl Müdürümüz, Ankara'dan gelen çok değerli Genel Müdürümüz, Daire Başkanımız, Şube Müdürlerimiz, değerli kurul üyesi arkadaşlarım, ilçe temsilcilerim, odamızın değerli eğitmenleri, çok değerli meslek mensupları, sizleri odamızın yönetim kurulu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Mesleki yoğunluğumuzun yanında kutlama haftalarına girdik. Geçtiğimiz hafta vergi haftasıydı. Gelir İdaremizin, Maliye Bakanlığımızın vergi haftasını da kutluyorum. Tabii vergi çok sevimli bir kelime olmasa da vermekten zaman zaman itina da etsek ülkelerin ayakta kalması sadece vergiyle mümkün. Vergi ülkemiz için önemli. Biz de devletle vergi mükellefler arasında köprü görevi gören bir meslek grubuyuz. Belki ihtiyaç, varlık nedenlerimiz biri de bu yaptığımız aracılık. Bu çerçevede de vergi haftasını bir kez daha kutluyoruz. Yine önümüzdeki günlerde 8 Mart'ta Emekçi Kadınlar Günümüzü kutlayacağız. Öyle yoğun bir mesleği yapıyoruz ki meslek mensubumuz, kadın meslek mensuplarımız gerçekten yoğunlar. Gerçekten emekçiler, kadın meslek mensuplarımızın hem mesleğimiz açısından hem ülkemiz açısından ayrı bir önemi var. Bizim gibi gelişmekte ülkelerde kadının hayatı normal değil. Yani kadınlarımız rahat değil. Zaman zaman şiddete maruz kalıyorlar. Zaman zaman baskıya maruz kalıyorlar. Geleceğe güvenle bakamıyorlar. Geleceğe güvenle bakmasının bu ülkede kadınlarımızın yolu, her kadınımıza bir güvenlik görevlisi tahsis etmek mümkün değil. Bunun tek bir yolu var değerli arkadaşlarım. Bunun tek yolu kadınlarımızın bilgi sahibi olması, kadınlarımızın meslek sahibi olması. İşte bizim mesleğimiz bu konuda bizim ülkemizde örnek teşkil ediyor. Özellikle İstanbul'da her gelen yeni iki meslek mensubundan bir tanesi kadın arkadaşlarımız. Bu mesleğimiz açısından son derece önemli, ülkemiz açısından da son derece önemli. Bu vesileyle ben şimdiden 8 Mart Emekçi Kadınlar Günümüzü, kadınlarımızın gününü kutluyorum. (Gülüyor) 27 yıl oldu değerli meslektaşlarım. 1990-2017 meslek yasamız kabul edileli. Belki uzun bir süre gelebilir bize ama çok yeni bir süre, çok genciz daha. Biraz açıkçası biz geç kalmışız. Sadece bir örnek vereyim. Afrika ülkesi Nijerya'da meslek yasası 1955 yılında kabul edilmiş. İngiltere'de 150 yıllık, bizim ülkemizde 26'yı bitirdik, 27. yılımıza giriyoruz. 27 yıldır ülkemizin sorunlarını çözmek, mesleğimizin sorunlarını çözmek için hep birlikte uğraşıyoruz. Sıkıntılarımızı biliyorsunuz ama her yerde de ifade ediyoruz. Bu sıkıntılar bizi yıldıramaz. Bizim ne meslek sevdamız bitecek, ne ülke sevdamız bitecek. Bu anlamda bundan sonra da aynı sorumlulukla
hem ülkemize hem mesleğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hepimizin muhasebe haftası kutlu olsun değerli arkadaşlarım. Haftanızı kutluyorum. Genellikle biz mali müşavir denildiği zaman vergi akla geliyor. Açıkçası yıllardır vergici olarak tanındık. Israrla söylesek de muhasebe vergi için değil, bilgi için yapılır desek de ülkemizin içinde bulunduğu koşullardan dolayı, ülkemizin ihtiyaçlarından dolayı hep vergi ön planda oldu. Biz de sanki vergici bir meslek grubuymuş gibi göründük. Halbuki bizim mesleğimiz sadece vergiden ibaret değil. Bir tarafta Türk Ticaret Kanunu, bir tarafta sosyal güvenlik, iş hukuku, diğer tarafta vergi, adaletten tutun hayatın tüm alanlarına kadar, örneğin bilirkişilik gibi her alanda hizmet veriyoruz. Faaliyetlerimizi hayata geçiriyoruz. Tabii yavaş yavaş vergi anlayışları da geride kalıyor. İşte bu vergi anlayışı zaman zaman bizim sosyal güvenlik konusunda eksik kalmamıza neden oldu. Geçtiğimiz süreçte SSK hep bizim zayıf olduğumuz bir alandı. 27 yıllık süreçte özellikle son yıllarda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çok ciddi atılımları var. Çok farklı anlayışları var. Bunu ilçelerimizde görüyoruz. İlçelerimizdeki şubeleriyle, eğitim ve hizmet birimleriyle, konferans salonlarıyla SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu açıkçası aldı başını gidiyor değerli arkadaşlar. Ben buradan bu gelişmeye katkı sunan bakanlığın değerli çalışanlarına, İstanbul'da bizimle birlikte çaba sarf eden SSK İl Müdürlüğü çalışanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Çok ciddi değişiklikler de oluyor. Çok hızlı değişiklikler de oluyor. Zaman zaman ayak uydurmakta da zorlanıyoruz. Bir sabah kalkıyoruz, karşımızda SSK ile muhtasarın birleştirilmesini görüyoruz. Başka bir sabah kalkıyoruz, teşvikle ilgili ciddi değişiklikler var. Bir sabah kadın istihdamını konuşuyoruz. İşte bugün bu değerli konuları gerek Ankara'dan, bakanlıktan gelen değerli arkadaşlarım, gerek İstanbul'dan gelen değerli arkadaşlarım bize bilgiyi paylaşacaklar. Ben bu vesileyle özellikle odamızın sosyal güvenlik danışmanı Gülsüm Hanım'a, Gülsüm Öksüz Ömer'e, meslektaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bu iletişimi kurdu, bu bağı kurdu. Bize bu imkanları sağlıyor. Bilginin birlikte paylaşılmasına vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün diğer konulara girmeyeceğim. Zaman zaman konuşuyoruz, ediyoruz. Dediğim gibi bu hafta kutlama haftası. Belki başka bir toplantıda sorunlarımızı konuşacağız. Her zamanki dileğimle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Biz gerçekten çok iyi bir ülkede yaşıyoruz. Gerek kültürel anlamda, gerek diğer anlamda çok iyi değerlerimiz var. Temel görevimiz bu ülkeye sahip çıkmak. Sahip çıkarken de her zaman, her yerde söylediğim bir şey var. Asla ve asla kurtuluşu dışarıda, başka yerlerde aramamak gerekiyor. Biz diğer ülkelere göre şanslı bir ülkeyiz. Bizim Mustafa Kemal'imiz var, Atatürk'ümüz var. Onun bize bıraktığı cumhuriyet var, demokrasi var, laiklik var. Buna sahip çıkmamızın yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle eğitimimizin başarılı olması dileğiyle sizlere tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere
İstanbul SGK İl Müdürümüz Sayın Murat Göktaş'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Genel Müdürüm, Sayın Daire Başkanım, odamızın çok değerli başkanı ve değerli yönetim kurulu üyeleri, çok değerli meslek mensupları, ben de Sosyal Güvenlik İstanbul İl Müdürlüğü ve şahsım adınıza hepinize saygıyla selamlıyorum. Tabii 1-7 Mart arası muhasebe haftası. Bu haftayı da ayrıca kutluyorum. Önümüzdeki hafta yine kutlayacağımız annelerimiz, kız kardeşlerimiz, eşlerimiz, kızlarımızın Kadınlar Günü'nde şimdiden kutluyorum. İnşallah layıkıyla kadınlarımıza değer verdiğimiz, iyi kutladığımız bir hafta olmasını da temenni ediyorum buradan. Tabii bugün benim herhangi bir sunumum yok. Sayın Genel Müdürümüz burada, daire başkanımız burada, üstadlarımız. Benim de iş yoğunluğum nedeniyle bugünkü sunumumu il müdürü yardımcımız Murat Özdamar yapacak. Hem de benden daha verimli olacaktır. Ben bürokrasiyle boğulmaktan dolayı bu ara karşınıza çıkmaya biraz korkar oldum. Eskiden çok fazla seminer veriyordum ama bu ara ters köşe sorular gelebilir diye mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışıyorum işleri bahane ederek, ama yine buralarda olacağım. Beni ilgilendiren bir şey olursa katılmaya çalışacağım. Tabii bakanlık olarak çok yoğun bir hafta geçiriyoruz. Yoğun günler geçiriyoruz. Biliyorsunuz çalışma hayatında milli seferberlik var. İşsizlik oranlarının yükselmesi nedeniyle, yaşadığımız çeşitli krizler nedeniyle geçen yıl işte turizm, işte darbe kalkışması ve benzeri nedenlerle, patlamalar nedeniyle iş yerlerinin yaşamış olduğu sıkıntılar işsizliğe de yol açtı. Tabii bu süreci atlatabilmek için Çalışma Bakanlığımızın başta olduğu bir milli seferberlik kapsamında çalışmalar yürütüyoruz. İstanbul'da bu kapsamda birçok alanda eğitimler verdik. Biraz sonra Sayın Genel Müdürümüz ayrıntılarını verecek, çok ayrıntılarına girmeyeceğim ama istihdam üzerindeki gerek sigorta gerekse vergi yükünün azaltılmasına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Tabii düzenlemeler işverenleri sevindiriyor ama muhasebecileri de pek sevindirdiğini söyleyemeyiz. Yapmasalar bir dert, yapsalar bir dert. Yapmasalar işverenden korkuyor. Yapsalar bu kadar mevzuatı takip etmek zor. Genelde talepleri, bunların hepsini birleştirseniz de tek kalem teşvik verseniz daha iyi olmaz mı diyor. Aslında bizim için de iyi olabilir ama tabii her teşviğin finansmanı ayrı, şartları ayrı, çıkartılma gerekçesi ayrı olduğu için tek bir düze teşvik çıkarmak biraz zor oluyor o anlamda. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bugünlerde işsizliğin daha aşağılara çekilebilmesi için bir dizi çalışma yapıyoruz ama ülkemizdeki işsizliğin temel sorunlarından bir tanesi iş olmaması değil, daha ziyade mesleksizlikten kaynaklanıyor. İşte İşkur İl Müdürü de bizim SGK'dan giden yakın arkadaşımız, çalışma arkadaşımız. Birlikte çalışıyoruz. Bakıyoruz oradaki iş açığına, iş gücü açığına, aşağı yukarı iş arayan kadar iş gücü açığı da var. Fakat genelde işimiz gereği bize de iş talebi geliyor. Soruyoruz ne iş yapıyorsun diye. Ne iş olsa yaparım abi diyor. Bir insan acaba her işi yapabilir mi? Size sorsalar işte mali müşavirim, muhasebeciyim diyorsunuz. Bana sorsanız sigortacıyım diyorum ama her işi yapamıyoruz. Yani elektrik işini yapamıyoruz. Elektrik çarpma olasılığı var. En ufak bir sigorta arızası olsa elektrikçi çağırıyoruz. Dolayısıyla toplumdaki en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik açısından baktığınız zaman bir mesleksizlik. O yüzden İşkur İstanbul'da özellikle bu yıl için 112 alanda, 112 meslek kolunda eğitimler verecek ve dolayısıyla iş gücü piyasası da bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılayacak. Biz de bu anlamda güncel değişiklikleri sizlere daha iyi ulaştırabilmek için bundan sonra düzenli olarak aşağı yukarı her ay bir eğitim düzenleyeceğiz. Ama eğitim formatlarımızı biraz değiştireceğiz. Siz hep bizi misafir ediyorsunuz. Bundan sonra biz sizleri misafir edeceğiz. Tabii fiziki koşulların biraz iyileştirilmesini bekledik. Salonlarımız falan çok uygun değildi ama geçenki konuşmamda da ifade etmiştim. Anadolu yakası için metroya çok yakın olması, ulaşma açısından bilinebilir ve ulaşılabilir bir yer olan Maltepe'de 4 ayrı salonumuz var. Talep sayısına göre 4 ayrı salonda eğitim verme imkanımız var. Bundan sonra herhangi bir değişikliği olmasa bile, mevzuatta değişikliği olmasa bile kafanızda takılan soruların cevaplarını bulabilmeniz için sizleri yöneticilerimizle bir araya getireceğiz. Bundan sonra en az 2 ayda bir, en az bazen ayda olacak gündemdeki gelişmelere bağlı olarak
İşte bizim tahsisle ilgili, işveren mevzuatı ile ilgili, işte asgari işçilikle ilgili, inşaat alanları ile ilgili, genel sağlık sigortası ile ilgili uzman personelimizin olduğu, daha ziyade soru cevap sorunlarınızın cevaplarını arayabileceğiniz bir istişare şeklinde her ay düzenli olarak müdürlüklerimize o bölgedeki meslek mensubu arkadaşlarımızı davet edip istişare edeceğiz. Sizin taleplerinizi, değerlendirmenizi, eleştirilerinizi alacağız. Bunun dışında kafanıza takılan konular varsa da bunların cevaplarına çözüm bulmaya çalışacağız. Bunun dışında geçenki konuşmamda da yine söylemiştim. Meslek mensubu arkadaşlar için zaman çok önemli. Özellikle İstanbul için zaman çok önemli. Bazen işte müdürlüklerimize geldiğiniz zaman başka bir işle ilgili bekleme sırasında bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuz oluyor veya bir dokümana ihtiyaç duyduğunuz olduğu için bizim daha önceden başlattığımız ama şu ana kadar çok fazla binaların fizik koşullarından dolayı yaygınlaştıramadığımız bir uygulamamız vardı. Bütün müdürlüklerimizde meslek mensuplarına yönelik bir oda hazırlanmasıydı. Daha önce biliyorsunuz Esenyurt'ta hazırladık. Şimdi Esenler'de bir çalışma yapılıyor. Önümüzdeki hafta Kartal ve Maltepe'deki odalarda bitecek. İşte odalarımızda faks, yazıcı, bilgisayar, bunun gibi internet erişimi gibi birçok şey olacak. Örneğin orada beklerken veya müdürlüğümüzden talep edilen bir belge varsa anında dışarı gidip başka bir yerde aramak yerine odanıza geçip odanızdan bu hizmete ulaşıp işinizi de orada çözmenize yönelik. Burada size ne kazandıracak? Bir, zamanı erken kullanma, bilgiye hızlı ulaşabilme veya bunun nedeniyle gitgelleri engellemek için böyle bir çalışmamız da var. Biz İstanbul olarak fizik koşullarımızı epey düzelttik. Önümüzdeki yılın sonunda hiçbir eski sigorta müdürlüğünde size hizmet vermeyeceğiz. Bütün 39 binamızın tamamı da yenilenmiş olacak önümüzdeki yıl sonu itibariyle. Yani bu yılın sonu itibariyle, önümüzdeki yıl biraz uzak oldu. Aralık 15 gibi en son Vatan Caddesi'ndeki kompleks yapıldığı zaman İstanbul'daki un kapanını boşaltıyoruz. Fatih Cağaloğlu binalarını da boşaltarak nihai olarak bütün hizmet binalarımızı yenilemiş olacağız. Sadece fiziki koşulu yenilemek tabii hizmetin kalitesini arttırmıyor. Personelimizi de davranış konusunda veya mevzuat konusunda sürekli eğitiyoruz. Öfke kontrolü, psikolojik eğitim ve mevzuatsal eğitim. Çünkü insanın mevzuatsal olarak eksik olması durumunda kendisine sorulan sorulara yeterince tatmin edici cevap veremediği zaman öfkelendiği ve şiddete başvurduğu gözlemlenmiş. Bu yüzden mevzuatsal olarak eğitiyoruz ve öfkesini kontrol etmesini sağlıyoruz ve şiddete maruz kalmamanız için elimizden geleni yapıyoruz bunun için. Tabii son olarak da mevzuatsal bir takım talepleriniz var. Emin olun mevzuatsal bütün taleplerinizi Sayın Genel Müdürümüz, aynı zamanda üstadımız, teftiş kurulundan büyüğümüz sürekli iletiyoruz kendisine. O da çözmek için çok gayret sarf ediyor. Hatta yolda gelirken arabada bile işte uzun zamandır görmediğimiz halde hasbihal etmek yerine işte sizin talep ettiğiniz bir konuyu hemen işte şunda çok ciddi sıkıntı yaşıyor üstadım, bunu çözebilir miyiz diye kendisine iletiyoruz. Kendisi de bu konuda oldukça olumlu bir bakış açısı var. Biraz sonra belki de benim buradan kürsüden vermediğim onun vereceği müjdeler vardır. Sizi biraz rahatlatacak, belki de teşviklerle ilgili olabilir, bazı belgelerle ilgili olabilir. Onların da müjdesini Sayın Genel Müdürümüze bırakalım. Ben çok fazla konuyu uzatmadan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu eğitimin verimli geçmesini temenni ediyorum. Eğitimde emeği geçen bütün oda temsilcilerimize ve Ankara'dan bu eğitim için özel gelen genel müdürümüze, daire başkanımıza sizler adına teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımızı davet etmeden önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Masamızda görüyorsunuz fidanlar var orada. Çıkışta sizlere de dağıtıldı. Bu fidanlar Tarım Orman Bakanlığı tarafından kurumumuza hediye edildi. Web sayfamızda bir duyurumuz var. Atıklar ağaç olsun diye. İş yerlerinizde, evlerinizde kullanmış olduğunuz ekonomik ömrünü doldurmuş elektrikli elektronik araçlarınızı bağışlayarak bu kampanyamıza katılabilirsiniz. Ayrıca ben buradaki tüm dostlarımızı, tüm meslektaşlarımızı 3 Mart Cuma akşamı odamızın korosunun düzenlemiş olduğu müzik şölenimize
davet ediyorum. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi oturumumuzu yönetmek üzere İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oda Saymanımız Sayın Cemile Kuzu. İstanbul SGK İl Müdür Yardımcımız Sayın Murat Özdamar. Sigorta Primleri Genel Müdürü Sayın Ahmet Açıkgöz. İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigorta Tescil Daire Başkanlığı Şube Müdür Yardımcısı Sayın Esra Ceyhun. Başarılı bir seminer diliyorum. Sayın Oda Başkanım, Sayın Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Sayın Sigorta Primleri Genel Müdürüm ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun değerli temsilcileri, Sayın Mali Müşavir Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Başkanım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın ilçe temsilcilerim ve sevgili eğitmen arkadaşlarım, çok kıymetli, çok değerli meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Seminerimize hoş geldiniz. Bugün çok değerli konuşmacılarımız var. Uzaklardan geldiler, Ankara'dan geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bizlerle birlikte biraz sonra bilgilerini paylaşacaklar. Kendilerine katkılarından dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, mesleğimizle ilgili önemli bir ay içindeyiz. Mesleğimizle ilgili önemli günler yaşıyoruz. Önemli paydaşlarımızdan biri olan Gelir İdaresi'nin 28. vergi haftasını kutluyoruz ve başarılar diliyoruz. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak 1-7 Mart muhasebe haftamızı da kutluyoruz. Bu çerçevede odamızın web sitesinde bazı etkinliklerimiz var. Bugün Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak başladık. 3 Mart'ta İstanbul Mali Müşavirler Odası Dostlar Korosu'nun etkinliği var. Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk ve büyük keyif alacağız. Bir hayattır aslında kadın. Çünkü hayatın içinde olan her şey ancak kadınlar olduğunda anlam kazanır diyor sevgili Can Dündar. Muhasebe haftasının bitimi aynı zamanda Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne denk gelmekte. Ve bu vesileyle de hayatı var eden, yaşatan, dünya bugün hala dönüyorsa onların sevgileri ve duygularıyla döndüğüne inandığımız kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz. Ve özellikle umuyoruz ki kadınlarımız toplumlarda gerçekten ama gerçekten hak ettiği değeri görür. Onların her alandaki bilgi birikimi ve düşüncelerinden yararlanılır. Artık
Sokakta şiddete uğrayan kadınlarımız, kadın cinayetleriyle kaybettiklerimiz, savaşların en büyük acısını çeken kadınlarımız bu acıları çekmez ve birlikte hayata kucaklarlar. Dünyayı yaşatabilir, yaşanabilir, barış içinde, huzurlu, mutlu, sevgi dolu bir yer haline getirebiliriz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Şimdi seminerimize geçiyoruz. İki aşamalı olacak bugünkü seminerimizde. Önce konuşmacılarımız sunumlarını gerçekleştirecekler. 10 dakika ara vereceğiz. İkinci bölümde konuşmacılarımız sizlerin sorularını yanıtlayacaklar. Sorularınızı her zaman olduğu gibi yazılı olarak alacağız. Hangi konuşmacımıza sorduğunuzu belirterek sorularınızı yazmanızı da rica ediyoruz. Seminer notlarımız Cuma günü odamızın web sitesinden yayınlanacaktır. Ve ilk konuşmacımız Sigorta Primleri Genel Müdürü Sayın Ahmet Açıkgöz. 2017 yılına kadar olan gelişmeleri, değişiklikleri ve uygulamaları bizimle paylaşacaklar. Teşvikler, destek, işsizliği ortadan kaldıracak önlemler ve söz sizin Sayın Daire Başkanım. Genel Müdürüm, pardon. Teşekkür ediyorum. Müsaadenizle ben kürsüden sunmak istiyorum. Adınız da yerde. Odamızın değerli başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, değerli meslek mensubu arkadaşlarım, hepinizi öncelikle hem şahsım hem kurum adına saygıyla selamlıyorum. Ve muhasebe haftamızı da tekrar canı gönülden kutluyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Temennisinde bulunmak istiyorum. Tabii değerli başkanımız konuşmasında ifade etti, vergi haftasından bahsederken vergi çok kulağa hoş gelen bir kelime değil. Tabii biz de Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bir prim alıyoruz. Vergi benzeri, biliyorsunuz mali literatürde vergi benzeri olarak geçer sosyal güvenlik primleri. Ama 6552 sayılı kanunda yine ben bir tanıtım için odamızın konferans salonunda bir sunum yapmıştım. Hem vergi dairesinden arkadaşlarımız da vardı. Biz de beraber yapmıştık. Tabii ben daha sonra şunu söyledim. Öncelikle yapılandıracaksanız SGK alacaklarımızı yapılandıralım ve bunları ödeyelim. Çünkü biz bir karşılık veriyoruz. Emekli aylığı bağlıyoruz. Sağlık giderleri veriyoruz. Vergi dairesi ikinci planda kalsın. Paraları bize aktarın diye bir latife yapmıştım. Tabii vergilerde muhakkak bir hizmet olarak toplumun, kamunun ortak ihtiyaçları için alınan paralar nihayetinde hepimizin yatırımlar için, bir takım ihtiyaçlar için harcanan paralar. Ama tabii primler birebir karşılığı olan bir alacak, kamu alacağı türü. Tabii kurumumuzda primlerle ilgili genel müdür olarak, sigorta primleri genel müdür olarak 2011'den itibaren kendi adıyla faaliyette bulunuyor. Daha önce Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü adı altında faaliyet yürütmekteydi. Ben son zamanlarda yapmış olduğumuz bazı düzenlemelerden ve daha sonra da kısaca malumunuz bir istihdam seferberliği söz konusu ve bu kapsamda 4447 sayılı kanuna geçici 17. madde eklendi. Bu kapsamda getirilen bir teşvik uygulaması var. Bununla ilgili usul esasları barındıran genelgemiz bugün imzalandı. Bugün öğleden sonra internet sitemizde inşallah yayınlanacak çok taze bir genelgemiz. Bununla ilgili ben kısaca bilgi vermek istiyorum. Şimdi malumunuz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak teknolojiyi de son derece kullanan bir kurum olarak bütün uygulamalarımızı internet üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Kağıt ortamında olan iş ve işlemlerimizi mümkün olduğunca en aza
indiriyoruz. İş yeri bildirgelerini 2014 yılı Ağustos ayından itibaren internet ortamında almaya başladık. Ama kağıt ortamında da bunları eki belgelerle birlikte tekrar istiyor idik. Mevcut bir yönetmeliğimiz var. Bundan da size biraz sonra bahsedeceğim. Bu yönetmeliğimizle beraber artık kendisini ıslak imzalı almadan doğrudan internetteki başvurumuzla beraber alacağız. Eki belgelerimizi de bizim elde edemediğimiz bazı belgeleri sadece sizlerden yine posta yoluyla ya da bizzat getirmek suretiyle almaya devam edeceğiz. E-Bildirge Sözleşmesi'ni kuruma gelmeden imzalanması konusunda bir düzenleme yapmıştık. Biliyorsunuz bir İstanbul firması Türkiye'nin herhangi bir ilinden iş aldığında, özellikle taahhüt firmalarında bu çokça karşımıza çıkar. Kendilerine vereceğimiz e-bildirge şifrelerini bizzat kendilerinin ya da vekalet verdiği kişilerin gidip il müdürlüğümüzden almaları gerekiyordu. Bunu da ortadan kaldırmak üzere iş yeri bildirgelerini aldıktan sonra tescilden sonra bu sözleşmeleri de göndermelerini istiyoruz. Kendilerinin bizzat gitmeden e-devlet üzerinden bu şifrelerini de almalarını sağlamış olduk. Özellikle kanun kapsamından çıkan iş yerlerimiz var. Biliyorsunuz 2 yıl boyunca herhangi bir sigortalı çalıştırmayan iş yerlerimiz kanun kapsamından çıkartılıyor. Daha sonra da bütün borçlar bittikten sonra iz dosyası olarak takip ediliyor. Biz bunları önceden ne yapıyorduk? Bu dosyalardan tekrar iş yerinde bir sigortalı çalıştırılırsa o numaraları iptal ettiğimiz için tekrar yeni bir iş yeri numarası üzerinden, tescil üzerinden bildirimleri istiyorduk. Yaptığımız bu düzenlemeyle artık bu bildirgeler eğer aktifse onun üzerinden ya da yeni bir kendilerine e-bildirge şifresi vererek eski dosyalar üzerinden bildirimlerin yapılması imkanını sağladık. Kadev alacağından prim borçlarının mahsubu uygulamamız var. Burada yasal süre geçtikten sonra 20 gün içerisinde maliye bize bu paraları işveren adına aktarıyor. Fakat o sırada aslında işveren tarafından ödenseydi ayın sonunda ödenecek olan bir para bize 20 gün gecikmeyle geliyor. Dolayısıyla hesaplarını da intikal etmiyor. O sırada bir borcu yoktur yazısı alması gerekiyordu. Prim borcu aslında maliye tarafından ödenmiş olmasına rağmen SGK hesaplarına intikal etmemesi nedeniyle biz borcu yoktur uygulamasında bu paraları görmüyorduk. Biz şöyle bir düzenleme yaptık. Vergi dairelerinden alacakları bir yazıyla, bir taahhütname yazısıyla o kısmı ödenmiş gibi SGK sisteminde kabul edip borcu yoktur yazısı verme imkanına kavuşmuş olduk. Biraz sonra İbrahim Bey, daire başkanımız detaylı anlatacak. Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerimiz artık uygulamaya konulacak, tebliğe çıktı. Bununla ilgili düzenlemelerimizi, çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle bununla beraber gelen bir düzenleme var. Bizim 5510 sayılı kanunda epey maddede buna ilişkin düzenlemeler yaptık. Bunlardan bir tanesi de bu beyanname çerçevesinde meslek mensuplarının sorumluluklarıydı. Burada da TURMOB'la beraber yaptığımız çalışmalar neticesinde kendi ikinci mevzuatımızı yönetmelikte meslek mensuplarının sorumluluk sınırlarını belirleyen maddelerimizi hazırladık. Muhtemelen önümüzdeki hafta biz bunu kendi yönetim kurumumuza yönetmeliğimizi sunacağız. Gerçekten çok da güzel bir çalışma oldu Gülsüm Hanım'la beraber Ankara'da. Ve adil olduğuna inandığımız bir çalışma yaptık. Yani burada işverenin bir takım idari para cezaları ile ilgili yaptırımlarının hangi şartlarda ancak meslek mensuplarına yöneltilebileceğini detaylı bir şekilde yazdık ve bütün metinlerde sizlerle anlaşmış olduk. Burada kesinlikle işverenlerimizin, mükelleflerimizin size yazılı bir şekilde bilgi vermeden bir işlem yapılması halinde sorumluluğun meslek mensubunda olamayacağına dair bir düzenleme yaptık. Bu maddeyle ilgili hukuk müşavirliğimiz biraz olumsuz bir görüş verdi ama biz buna rağmen bunun doğru olduğuna inanıyoruz. Yani kanunda bu tür sınırlamalar yok diye bir görüşümüz oldu. Biz bunu yine yönetim kurulumuza sizinle anlaştığımız metin üzerinden sunacağız. İnşallah bu şekilde de çıkacağını umuyoruz. Prim ertelemelerle ilgili bir maddemiz var 5510 sayılı kanunda. Burada sadece afet
gibi bir takım afetlerle ilgili konular söz konusuydu. Çok genişlettik. Biraz Maliye Bakanlığı'nın yani vergi usule uygun bir düzenleme yaptık. Dolayısıyla bu anlamda mükelleflerimizi, işverenlerimizi rahatlatacak bir düzenleme oldu. Yönetmeliğimizde de önümüzdeki hafta yönetime sunacağımız yönetmeliğimizde de bunun daha da kapsamını genişlettik. Özellikle bizim sayamadığımız kanunda yer veremediğimiz, düşünülemeyen bazı olağanüstü durumlar eğer bir ilde olmuşsa yetkili makamların tespitiyle bizim kuruma bir yetki verdik. Yani hiç orada düşünülmeyen olağanüstü bir durum çıkabilir. Bu durum halinde de gerekli ertelemeler yapılabilecek. Özellikle aylık prim hizmet belgesinin verilmemesiyle ilgili malumunuz 5500 sayılı kanunda bir takım idari para cezaları var. Bu idari para cezalarındaki mevcut uygulama özellikle kamu kurumlarının denetim elemanları, kurum denetim elemanları, mahkeme kararları ya da diğer kurumların verdiği yazılar çerçevesinde bir tespit yapılmışsa küçük büyük ayrımı yapmadan iki asgari ücret cezasını veriyorduk her ay için. Aylık prim hizmet beyannamesinden sonra muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasıyla beraber bu uygulamayı da değiştireceğiz. Burada mükellefimizin, işverenimizin bilanço esası, diğer defteri tutanlar veya defter tutmak zorunda olmayanlar şeklinde üçlü bir ayrıma gittik. Bilanço esasında 2 olan üst tavan 3 asgari ücrete çıktı. Defter tutmak zorunda olmayanlar 2'den 1'e indirildi. Ancak her tespite de yine bir oran koyduk. Yani eskiden bir kişi bir sigortalı için de 2 asgari ücret cezası uygulanırken 100 kişiye de aynısı uygulanıyordu. Mevcut uygulamada bilanço esasında her sigortalı başına 1 asgari ücret cezası uygulanıyor. Diğer defterleri tutanlar için yarım, defter tutmak zorunda olmayanlar için her sigortalı başına 1/3 tutarında asgari ücretin idari para cezası uygulanarak daha adil bir idari para cezası sistemi getirilmiş olacak. Biz size bahsetmiş olduğum yönetmeliğimizde bir taslağımız var şu an elimizde. Bu taslak çerçevesinde gerçekten SGK devrim tarihinde SSK'dan itibaren bir devrim olacak. Sizlerin de işlerini kolaylaştıracak bazı yine güzel düzenlemelerimiz var. Bunların müjdesini vermek istiyorum. Biz malumunuz her iş yeri için bir iş yeri numarası ve iş yeri tescili istiyoruz. Hangi adreste olursa olsun, aynı şehirde de olsa, aynı ilçede de olsa, aynı NACE kodunda, aynı meslek alanında da faaliyet gösterse her iş yerine bir dosya açtırıyoruz. Artık özellikle iş kazası, meslek hastalıkları prim oranlarının da sabit olması, standarda inmesi ve il bazında teşviklerin standart olması nedeniyle bir düzenleme yapacağız ve bundan sonra sadece her ilde aynı NACE kodunda olmak üzere tek bir iş yeri numarası üzerinden dosya açılmasına müsaade edeceğiz. Burada tabii sizlerin, mükelleflerin, işverenlerimizin isteği ve talebi kurumun da uygun görmesi kaydıyla. Eğer olağanüstü bir durumda yersiz bir teşvikten yararlanma, eksik bir prim ödeme gibi durumlar söz konusu olacaksa tabii bunları göz önünde kurumumuz bulundurmuş olacak. Sadece merkez sistemde meydana gelen aksaklıklar değil, il ilçe bazında meydana gelen olumsuz durumlarda da biraz önce bahsetmiştim. Bir kolaylık sağlama prim ertelemelerde bunu getirdik. İş yeri bildirgelerinin artık e-sigorta kanalıyla verilmesine yönelik bir düzenlememiz var. Yani artık kağıt ortamında bunu almayacağız. Aynı işverene verilen veya ihale edilen, yani kamu ihalelerinde de bu durum söz konusu olacak. Aynı NACE kodunda olan güvenlik, temizlik, taşıma ve benzeri nitelikteki hizmet alım işlerinde artık yeni bir dosya açılmasına gerek olmadan işlemlerimizi yapabileceğiz. Bunun tabii çalıştırılacak sigortalı sayısının şartnamelerde, sözleşmelerde belli olması, asgari işçilik işlemlerinin yapılmış olması ve önceki ihalenin bitim tarihiyle yeni işe başlama tarihi arasında 30 günden az bir süre olması ki zaten uygulamada böyledir. Yani aynı firma bir kurumun, özel şirketin temizlik güvenlik işini almışsa zaten sözleşmesinde devam ettirecekse 30 günlük süre bile olmaz. 30 gün süre içerisinde olması kaydıyla aynı dosyadan bildirimine müsaade etmiş olacağız. Biraz önce ilk söylediğim şey önemli olduğu için bu konuda birinci sıradaki konu oydu, onu ifade ettim. Tek dosya üzerinden artık
iş yeri tescillerini yapabileceğiz. Aylık prim hizmet belgesi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini bazı özel sektörde 15-14 arasında verenler de var. Kamu kurumları böyle veriyor. Bunların da verilme sürelerini artık özel sektördeki gibi 23'ünde eşitleyeceğiz. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olan eksik gün belgelerinin işverenden alınmaması. Bu da önemli bir konu bürokrasimizle ilgili. Tabii bu eksik gün nedenlerini ve belgelerini malumunuz bir kayıt dışı istihdamla mücadele stratejisi ve politikası olarak mevzuatımıza girmişti. Bunları eksik gün nedeni olarak ve belgeler olarak alıyoruz. Bu nedenle özellikle işverenlerden kağıt ortamında istenen ve resmi nitelikte olan eksik güne ilişkin belgelerden bir, puantaj kayıtları, ücretsiz ve aylıksız izin belgesi, kısmi süreli çalışmalar için yazılı iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin fesih halinde çalışmadığına dair belgeler dışındaki eksik gün belgelerini istemeyeceğiz. Neden? Çünkü bunlar her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgeler. Örneğin tutukluluk hali. Tutukluluk her zaman belgelenebilir. İlgili kamu kurumundan bir belgeyle ispatlanabilir bir belge olduğu için artık bu tür belgeleri belge olarak almayacağız. Aslında biz nihai hedefimiz hiçbir belgeyi almamak ya da en azından aylık prim hizmet belgeleriyle beraber taranarak sisteme gönderilmesi. Aslının da sizlerde ibrazı istendiğinde verilmek üzere saklanması. Bunun için bilgi işlem ortamında ciddi bir çalışma gerektiğini bize ifade ettiler. Bizim hedefimiz hiçbir belgeyi sizlerden almamak. Hem bu kurumlarımız, il müdürlerimiz açısından da ciddi bir sıkıntı. Arşivleme noktasında da bir sorun oluşturuyor. Hem de kontrol noktasında bize daha kolaylıklar sağlayacağı için inşallah bu çalışmamız bittiğinde de bu işlerimiz daha iyi hale gelmiş olacak. Bir de bir düzenlememiz daha var bu yönetmeliğimizde. Sadece Aralık ayına münhasır olmak üzere prim ödememizin son günü 31'i olmayacak, 31 Aralık olmayacak. 26 Aralık olarak değiştiriyoruz. Bunu da özellikle not etmenizi istirham ediyoruz. Bunun dışında bazı şeyler var. Ben bunlar asgari ücret desteğine ilişkin uygulamamız biliyorsunuz 2017'de devam ediyor. Bunlarla ilgili şartlarımızda herhangi bir değişiklik yok. Sadece prim esas kazançla ilgili belirlenen biliyorsunuz bir önceki yılın aynı ayında 110 lira olarak belirlendi Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde. 110 liranın altında olan sigortalılarımızın gün sayısına göre yine ödenecek tutar 3 lira 33 kuruş yani aylık 100 lira tutarında bir işverene asgari ücret ödemesi yapılacak. Şartlarımızda herhangi bir değişiklik olmadı. Prim ertelemesi söz konusu şu anda biliyorsunuz Aralık, Ocak ve Şubat aylarında primlerimiz Ekim, Kasım, Aralık aylarına erteleniyor. Bununla ilgili bir talep gelmişti. Biz ödemek istiyoruz fakat ertelenen tutarı göremiyoruz diye hemen biz sisteme ben primimin ertelenmesini istemiyorum diye bir talep noktası koyduk. Bu talebi veren işverenlerimiz, mükelleflerimiz gerekirse primlerin tamamını zaten ödeyebilecekler. Yapılandırma ile ilgili malumunuz SGK açısından son ödeme tarihi 2 Ocak 2017 idi. Yine bunlarla ilgili bir vergi alacaklarıyla beraber tekrar bir af getirildi. Mayıs ayına kadar geç ödeme zammı ile beraber ilk taksitlerini ya da peşin ödeyeceklerse peşin tutarlarını ödedikleri takdirde yapılandırma hakları bozulmamış ve devam etmiş olacak. Diğer taksit ödemelerine ise 4'er ay ilave edilerek yeni taksitlendirme tabloları oluşturulacak. Bir de size 4447 sayılı kanuna geçici 17. maddeyle olarak eklenen ilave istihdam teşviğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Sayın Başkanım vaktimiz ne kadar acaba bilmiyorum ama siz beni ikaz edersiniz. Şimdi buradaki süremiz 2017 Şubat ile 2017 Aralık aylarında uygulanmak üzere bu teşvikimiz geçerli olacak. Bunun finansmanını biz İSİK fonundan almış olacağız. Kanun hükmünde kararname ile getirilmiş bir düzenleme.
1 Şubat ile 31 12 2017 arasında işe alınmış olması gerekiyor. Şimdi şu sigortalılar bazındaki şartlarımızı anlatıyorum. 1 Şubat'tan itibaren işe alınmış olması gerekiyor sigortalının. Ne zamana kadar? 31-12-2017'ye kadar. Alınan kişinin iş kurumuna kayıtlı bir işsiz olması gerekiyor. Bunun süresi önemli değil. Yani işe başladığı günde kayıt olsa bizim sistemsel olarak o güne gidip işkur kaydına bakacağız ve kabul edilir bir sigortalı haline gelmiş olacak. İşe alındıkları tarihten önceki 3 aya ilişkin aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı bir sigortalı olmayacak. Yani işsiz olacak. Bu işsizliği biz ilave olarak zorunlu sigortalılık türlerinden herhangi birinde çalışması devam eden kişiler için de öngördük. Yani aylık prim hizmet belgesi ile bize bildirilmeyen örneğin bir 4B'li bağkurlu sigortalımız, bir memurumuz ya da ek 9 kapsamında biliyorsunuz onların bir kolay bildirim belgesi var. Aylık prim hizmet belgesi ile bize bildirilmiyor. Bunlar da zorunlu sosyal güvenceye tabiler. Bunları işsiz kabul etmediğimiz için 3 ay işsiz olarak bunları öngörmeyeceğiz. Bunlar da bu kapsamda olmaması gerekiyor. İşverenlerde hangi şartları aramamız gerekiyor? Bir defa bütün teşviklerimiz genel olarak özel sektör işverenlerine uygulanıyor. Kamu iş yerlerimize bu teşvikler verilmiyor. Sigortalının işe alındığı iş yerine ait 2016 yılı Aralık ayına ait aylık prim hizmet belgesindeki sigortalı sayısına ilave olması gerekiyor. En temel şartlarımızdan bir tanesi bu. Yani zaten bu getirilen teşvikin ana teması nedir? İlave istihdam. Hangi tarihe ilave? Aralık 2016 ayına ilave olması gerekiyor. Tabii diğer teşviklerde uygulanan genel şartlarımız bunda var. Aylık prim hizmet belgesinin zamanında verilmesi. Ki bu şartı biraz esnek uyguluyoruz. Sadece bu kanun türüne ilişkin özellikle aylık prim hizmet belgesinin zamanında verilmesini kabul edeceğiz. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal sürede ödenmesi. Bir de bize herhangi bir prim borçlarının gecikme cezası, idari para cezası vesaire borçlarının olmaması gerekiyor. Bir diğer konu kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının bu dönem içerisinde 2017 yılı içerisinde ilişkin bir dönem için tespit edilmemesi ya da sahte sigortalı tespit edilmemesi gerekiyor işveren açısından. Bir örnek verilmiş. Mesela geçici 17. maddesinde öngörülen şartlara sahip olan bir B sigortalısı, yani o ilk başta saydığım şartlara uygun bir limited şirkette 3 Nisan 2017 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı iş yerine ait 2016 Aralık ayına ilişkin aylık prim hizmet belgesinde de 4 kişi olduğu varsayıldığında sigortanın işe alındığı ay ve takip eden aylarda, ki bu 1 Şubat'tan itibaren işe alınan bir kişi olması gerekiyor zaten, 5 ve üzerinde olması halinde söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanacaktır. 4 altında olması halinde ilave bir sigortalı olmayacağı için bu destekten yararlanma söz konusu olmayacaktır. Burada yararlandırılacak tutar ne kadar? Günlük olarak 22 lira 22 kuruş. Bu desteğin tutarı asgari ücrete kadar olan tutarlar için geçerli arkadaşlar. Bunun %37,5 karşılığı da günlük olarak rakam 22 lira 22 kuruş. Dolayısıyla %37,5 hem sigorta primi hem işsizlik sigortası primlerinin tamamını İşkur fonundan işveren adına biz tahsil etmiş olacağız. Projemizin özeti şu: sen istihdam et, işçine sadece asgari ücretin netini öde, devlete olan tüm yükümlülüklerden ben vazgeçiyorum. Biliyorsunuz geçici 18. maddeyle de vergi dairelerimiz beyan ettiğiniz vergileri almayacaklar. Onu indirim olarak gösterecekler. Dolayısıyla devlete hiçbir kuruş asgari ücret üzerinden para ödenmesi söz konusu olmayacak. Kapsam dışında olanlar yurt dışında çalışan sigortalılar, yani buradan temin edilip götürülen sigortalılar, sosyal güvenlik destek primine tabi sigortalılar bu kapsamda değiller. Bir de ihale kapsamında alınan işler yine bu teşvik kapsamında değiller. Bir diğer konu, bu kapsamda bir sigortalıdan destek ödemesi alındığı takdirde diğer teşvik türlerinden herhangi birinden ilave teşvik alınamayacak bu sigortalılar için. Yani şöyle bir kıyas yapılacak. Örneğin 7,5 kattan çalışan bir kişinin ne olsun? Geçici 10 teşvik olsun. Burada alınan tutar
Eğer bu kapsamda alınacak tutardan daha yüksekse sizin yapmanız gereken bu kanun türünden o kişiyi bildirmek değil, yine mevcut devam eden öbür teşvik türünden bildirmeniz. Dolayısıyla burada bir rakam kıyaslaması yapacaksınız. Mükellef lehine, işveren lehine hangisi daha uygunsa o teşvik türünden bildirimlerinizi yapmış olacaksınız. Özetle bu kadar. Ben sunumu şimdilik tamamlamak istiyorum. Arkadaşlarımıza da zaman kalsın. Daha sonra soru cevap kısmında da elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Tekrar bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok da güzel bir katılım kitlesi görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sigorta Primleri Genel Müdürüm Sayın Ahmet Açıkgöz'e bu güzel sunumu için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi İşverenler Daire Başkanım Sayın İbrahim Özçelik'te. Sayın İbrahim Özçelik, muhtasar aylık prim hizmet beyannamesi hakkında sunum yapacak. Biliyorsunuz 1.1.2018'de bütün Türkiye'de 1 Temmuz 2017'den itibaren de pilot bölge seçilen Kırşehir'de uygulama başlıyor. Hem Sigorta Primi Genel Müdürüm Sayın Ahmet Açıkgöz ile birlikte İşverenler Daire Başkanım İbrahim Özçelik zaman zaman Turmop ile yapılan toplantılara katılıp dile getiren hususları dikkate aldılar. Hassasiyetleri için teşekkür ediyoruz ve söz sizin Sayın İbrahim Özçelik. Teşekkür ediyorum. Bunu slide chain'e nasıl geçiriyorduk? F5'e basalım. Sayın Genel Müdürüm, İstanbul Sanayi, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın başkanı ve değerli üyeleri, il müdürlüğümüzün değerli il müdürü, il müdür yardımcıları personeli, ben de hepinizi kurumum adına saygıyla selamlıyorum. Ben muhtasar ve aylık prim hizmet beyannamesinin birleştirilmesiyle ilgili konuyu sunmak için buraya geldim. Başkanım açılış konuşmasında oda başkanımız bir sabah kalkıyoruz işte muhtasar ve prim hizmet beyannamesi karşımıza çıkıyor diyor ama hakikaten çok zor bir konu bu. Hükümetimizin eylem planında yer alan bir konuydu. Elma ile armut tabiri caizse bir araya getirilmesi istendi. Biz de maliyecilerle oturduk. Kimi zaman kavga ettik, kimi zaman konuştuk. Onlar bizi anlamaya çalıştı. Biz onları anlamaya çalıştık ve resmi gazetede yayınlanan tebliğ ortaya çıktı. İyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyoruz ama ne kadar iyi bir mevzuat yaparsanız yapın, bunu uygulamada karşılaşılan sorunları ortaya görmek gerekiyor. Bir de bunun yazılımsal ayağının da düzgün çalışması gerekiyor. Bunun için de Kırşehir ilinde bir pilot uygulama yapacağız. Kırşehir ilinde yaptığımız pilot uygulama eğer faydalı olursa, hatta 1.1.2018'i beklemeden de hemen uygulamaya geçmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu şeyin ayrıntılarını size açıklamaya çalışayım. Yasal dayanağı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 98. maddesiyle 5510 sayılı yasanın 86. maddesinin 13. fıkrası. Amacımız neydi? Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkinliğin artırılması ve bürokrasinin azaltılması. Kimler bu kapsama girmektedir? 5510 sayılı yasadaki 4A sigortalıları çalıştıran işverenler bu kapsamda ek 9 sigortalıları hariç. Çünkü onların programları farklı çalıştığı için şimdilik onlar bu kapsamda değil. Bir de geçici 20. madde kapsamdaki sandıklar. Tebliğ yayınlanınca sandık yetkilileri aradılar. İşte biz primlerimizi sandıklara ödüyoruz. Mağlulük, yaşlılık, ölüm primlerini bizi buraya aldınız haberimiz yok filan diye. Biz burada sadece işsizlik sigortası primlerini alacağız. Yani diğerleri yine eski uygulama aynı şekilde devam edecek.
Tanımı, bunun Muhtasar ve Prim Hizmet Beyanı'nın tanımı, kanundaki tanımını söylüyorum size. Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası kanun uyarını verilmesi gereken aylık prim hizmet belgesinin birleştirilerek kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsus bir belge. Bu belgede neler olacak? Kesilen vergilerin matrahları olacak, sigorta primleri olacak, sigorta primli esas kazançlar olacak, meslek adları olacak, meslek kodları olacak ve prim ödeme gün sayıları olacak. Başka başka konular var ama esas konularımız, esas parametrelerimiz bunlar. Ne zaman verilecek, nereye verilecek? 5510 sayılı kanuna göre sigortalıların cari aya ait prim esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren muhtasar ve prim hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 23 günü 23.59'a kadar verilecek. Şu anda da böyle. Burada sadece değişiklik şu: 15-14 özellikle kamu iş yerlerinde, bir de özel sektörde bazı iş yerlerimizde 15-14 dönemini seçenler vardı. Bunlarda değişiklik yapıp bunları da aynı özel sektör gibi yapıyoruz. Örnek verecek olursam 15 Aralık'la 14 Ocak dönemindeki bir işveren prim hizmet beyannamesini 23 Ocak'ta verecek. 15'in olduğu ay ilgili ay olarak kabul ediliyor burada. Nereye verecek? Yetkili vergi dairesine. O da stopajın ödendiği vergi dairesi. Özel bina inşaatları, biten özel bina inşaatları ve ihale konusu işleriyle çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri verilmiş olan iş yerleri için sadece prim esas kazanç ve hizmetlerinin itibariyle muhtasar prim hizmet beyannamesi işlemlerinin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde verilebilecektir. Şimdi maliye ile burada anlaşamadığımız konu buydu. Maliye asla arada bir beyanname istemiyordu. Onlar, çünkü bu belge onların üzerinden geleceği için 23'ünde istiyorlardı. Ancak bizim de uygulamada işveren ayın ortasında inşaatı bitirmiş, ilişsiz belgesi alacak. Dolayısıyla bildirgesini vermesi gerekiyordu. Bunlara özel olarak sadece o konuyla ilgili muhtasar prim hizmet beyannamesinin o kısmı doldurularak bu belge verilerek özel bina inşaatında olduğu gibi ilişsiz belgesi alınabilecek. Nasıl verilecek aşamaları? Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yetkili vergi dairesine çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edeceği vergi dairesine gönderilecek. Sigortalının primi esas kazanç ve hizmet bilgileriyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılması, sistem tarafından ön kontrollerin yapılması. Yani belge, iki ayrı belge vardı. Biri muhtasar beyanname vardı, bir de aylık hizmet belgesi. Bunlar tek beyanname haline geliyor. Bu beyanname Maliye Bakanlığı'na, Gelir Dairesi Başkanlığı'na veriliyor. Oraya verildikten sonra o belge yine eski haline dönüyor aslında. İşin doğrusu o. Sadece verilme yönünden bir birleşme söz konusu. Oradan verildikten sonra SGK ile ilgili kısmı ayrılarak Maliye Bakanlığı tarafından bize aktarılıyor. Muhtasar beyanname ile ilgili kısmı Maliye Bakanlığı'nda kalıyor. Aktarma işlemi yapıldıktan sonra kontrolleri biz yapıyoruz. Eğer hata tespit edilmesi halinde hatanın elektrik ortamında tekrar kullanıcıya gönderiyoruz. Düzeltme yapmaksızın hata tespit edilemeyen tahakkuklara esas bilgilerin onaylıyoruz. Yani eğer hata varsa hatalı kısmı iade ediyoruz. Hata yoksa diğerlerini onaylayıp tahakkuk oluşturuyoruz. Hata içermediği sistem tarafından saptanması halinde onay verilmesinin istenmesini istiyoruz. Hatalar düzeltildikten sonra da beyannamenin gönderilmesi sağlanıyor. Şimdi önceden bir beyanname, bir belge, bir tahakkuk vardı. Şimdi bir beyanname binlerce tahakkuk söz konusu. Çünkü beyannamede örnek verecek olursam bin mağazalarını düşünün. Aynı örneği veriyoruz. Gerçi biz şimdi yeni yönetmelikte onların da tek dosya olmasını sağlayacağız. Bin anonim şirketinin bir sürü iş yeri vardı. Binlerce iş yeri vardı. Her bir iş yeri için bize bildirge veriyordu ve o bildirge esası bir tane tahakkuk oluşturuyorduk. Şimdi o bin tane iş yeri tek beyannameye sığdırılacak. Tek beyannameyle birlikte gelecek. Ve her iş yeri için hatalı olmayanlar için tahakkuk oluşturacağız. Hatalı olanlar için geri göndereceğiz. Yine burada da aynı şekilde belge türleri ve kanun türleri olarak da aynı durum söz konusu. İşte 5510'da 6111, yani bunlara göre kanun numaraları ve bir sürü de 121, 31, 32 birçok da bizim belge türümüz vardı. Artık belge türleri kapsamında beyanname almayacağız. Her sigortalının karşısına hangi belge türüne
A ise, hangi kanun türüne A ise onun numarası yazılacak. Biz sistem olarak arka planda bunu kendimiz çekip tahakkukunu oluşturup kullanıcıya göndereceğiz. Şimdi asıl ek ve iptal durumu. Yine daha önce diyelim ki beyannameyi veriyordunuz. Aylık bir hizmet belgesini veriyordunuz. 10 kişi 300 gün 300 bin liralık bir aylık bir hizmet belgesi verdiğinizi düşünün. Burada bir kişiyi unuttuğunuzda ek veriyordunuz. Bir kişilik ek veriyordunuz. Hem gün sayısını hem kendisini hem de ücretini yazıyorduk. Şimdi yeni uygulamada böyle bir şey yok. Eskisiyle beraber artık alacağız. Maliyede olduğu gibi. Maliyenin çünkü sistemi bunu kabul etmiyordu bizim yaptığımız gibi. Diyelim ki daha önce 10 vardı. 10 vermişti. Şimdi bir kişilik ek veriyorsunuz. Artık 11 kişilik yeni beyanname vereceksiniz. İlk verdiğiniz 10 kişilik beyanname ortadan otomatikman kalkacak. Burada her sigortalının sütunu olacak. Her sigortalının karşısında asıl, ek veya iptal diye yazmanız gerekecek. Yani asıllar aynı şekilde ek vermeniz gerektiğinde onun karşısında ek yazacağız. Sistem olarak onu ek bildirgi olarak ayrıştıracak ve onun ek belge olduğunu siz kurum anlayacak. Size de o şekilde tahakkuku oluşturulacak ve gösterilecek. Örnek vermek gerekirse Ocak 2018 döneminde 5010 sayılı kanunu istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6, sosyal güvenlik destek primine tabi 1, 4447 sayılı kanun geçici olucu maddesini istinaden tüm sigortalarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı. 6 sigortalı 1 nolu belge türü ve 5510 sayılı kanun türü, 1 sigortalı 2 nolu belge türü, 4 sigortalı da 1 nolu belge türü ve 6011 sayılı kanun türü sigorta bazında aynı beyannamede asıl seçeneği belirtilerek bildirilecektir. Daha önce bunlar ayrı ayrı bildiriliyordu. Belgelerin süresi dışında verilmesi. Bildiğiniz üzere aylık prim hizmet belgesi kanun süresi dışında verildiğinde biz bunu elektronik olarak almıyorduk. Kağıt ortamında bize geliyordu. Bu uygulamayla birlikte artık kağıt ortamında aylık prim hizmet belgesi almayacağız. Bunlar da yine aynı asıl belgede olduğu gibi elektronik ortamda alınacak. Bu nasıl olacak? Kurumca belirlenen belgelerle birlikte, bir de süresi içinde onu da anlattıktan sonra ikisini bir örnek vereyim. Bir de süresi içinde verilmiş belgeler vardı. Mesela işe iade davalarında olsun, işte toplu sözleşmeler geriye yönelik olarak verilen belgeler vardı. Bunlar belli bir tarihten sonra takip eden ay 23'üne verildiğinde süresi içinde verilmiş sayılıyordu. Bunlar da yine aynı şekilde kağıt ortamında alıyorduk. Şimdi bunlar hepsi elektronik ortamda alınacak ve il müdürlüğüne başvuru yapacak. İl müdürlüğünde bununla ilgili bir ekran oluşturulacak ve burada tanımlama yaptıktan sonra süresi dışında verdiğiniz belgeler inceleme yapıldıktan sonra gerek de bu şekildeki süresi içinde verilmiş kabul edilen beyannameler, belgeler de bu ekranda tanımlandıktan sonra size evinizden ve ofisinizden bu belgeleri girmeniz istenecek. İdari para cezaları konusu. Şimdi burada da yine bayağı bir sorun oluştu. Çünkü bir tane beyanname var, iki tane ayrı tahakkuk var. Maliye Bakanlığı eski idari para cezalarını koruyor, biz de eski idari para cezalarımızı koruyoruz. Yani sonuçta bu konuda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Burada TÜRMOB'un bize başvurusu oldu. İşte tek beyannameden iki ayrı ceza olabilir mi filan diye. Şimdi biz kanunumuzda bundan önceki kanunumuz yani 5510'un daha önceki idari para cezası ile ilgili aylık prim hizmet belgesindeki şeylerde cezalarda belgenin usul ve şekle uygun olmamasından dolayı idari para cezası veriyorduk. Yeni düzenlemede belgelerin prim kaybına ve sigortalının sosyal güvenlik haklarının kaybının önlemesi amacıyla veriliyor. İşin esası değiştiriliyor. Yani şekle bağlı cezalar Maliye Bakanlığı tarafından verilecek. Biz bir geç verilmeden dolayı veya geç verilmeden veya hiç verilmemesinden dolayı bir prim kaybına neden olunmuşsa veya sigortalı bir hizmet kaybına neden olunmuşsa idari para cezası uygulayacağız. Şimdi burada birçok İş yerinin belgesi aynı beyannamede alınacağı için beyanname bir kere verildiğinde bundan sonra verilen her beyanname ek beyanname oluyor. Daha önce her belge için size asıl beyannameden 1/5 katına ceza veriliyordu. Burada ise bir kere verildiği zaman beyanname
Bundan sonra verilecek her ekleme, her düzeltme 1/8 cezaya tabi tutulacak. Bu da lehte bir hüküm olarak ifade edilebilir. Örnekli açıklarsam, A işverine ait B işverinde 2017 Ekim ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışan 3 adet sigortalıya bildirimin yasal süresine yapılmasına karşın sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan 8 adet sigortalıya ait bildirimin 24.11.2017 tarihinde yapılması halinde 8 adet sigortalıya ait bildirime ilişkin beyanname ek nitelikli olacağından 1/8 tutarına ceza verecekti. Daha önce bu 1/5 tutarında oluyordu cezası. Vergi kimlik numaralarıyla iş yeri sicil numaraların eşleştirilmesi. Aynı işverene ait tüm iş yerleri için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin gönderilebilmesi bakımından işverenin vergi kimlik numarası altında sosyal güvenlik kurumunda kayıtlı olan tüm iş yerlerinin beyannamede yer alması gerekmektedir. Bu bakımından mükelleflere, işverenlere vergi kimlik numarayla kurum iş yeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere vergi kimlik numarasıyla sosyal güvenlik kurumu iş yeri sicil numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimi elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Ekranda internet adresi var. Bu çok önemli. Neden? Eğer siz bu eşleştirmeyi yapmaz iseniz, beyannamenin verilme aşamasında diyelim ki 10 tane iş yerinin vergi numarasıyla eşleştirmesini yaptınız, bir tanesini unuttunuz, yapmadınız. Ve beyannameyi vermeye çalışırken, 11 iş yeri için vermeye çalışırken kurum o 10 iş yeri tanımlı olduğu için 10 iş yerinin beyannamesini kabul edecek, bir iş yerini kabul etmeyecektir. Çünkü tanımı yoktur. Dolayısıyla o belgeyi süresi içinde vermemiş sayılırsınız ve bundan dolayı işverenin idari para cezasına uğramasına neden olabilirsiniz. Bu nedenle bu eşleştirmenin mutlaka ve mutlaka yapılması gerekmektedir. Meslek mensuplarının sorumluluğu, genel müdürüm bu konuda açıklama yaptı. Ben size bunun ayrıntılarını da söyleyeyim. Biz bununla ilgili TURMOP'la iki toplantı yaptık. İki toplantı sonuçta anlaşmaya vardık. Birbirimizin dilini anladığımız için. Şimdi bunun ayrıntıları nasıl? Onu bu slaytta size açıklamaya çalışayım. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağı teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin kurumca ve yetkili adli mercilere tespit edilmiş olması lazım. Ya denetim elemanları tarafından ya da mahkemeler tarafından bunun tespit edilmesi lazım. İkincisi, sorumluluk için defter, kayıt ve belgelerin imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikali gerekmektedir. Bunu intikal ettikten sonra oradaki bir hatadan dolayı meslek mensubunun sorumluluğu söz konusu değil. İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için ise meslek mensupları sorumlu olacak. Örneğin işveren size bir tane iş sözleşmesi göndermiş. Onun aksine siz başka bir iş sözleşmesine istinaden veya işverenin göndermediği bir iş sözleşmesine göre bir sigortalıyı bize bildirmişseniz ve işveren de bunu inkar etmişse buradaki doğan bütün sorumluluk meslek mensuplarına olacaktır. Diğer hususlar, sigorta primlerinin ödemeleri 5.500 kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Dediğim gibi burada yine ödemeler aynı eski sistemde devam edecek. Sadece belgenin verilmesi birleştiriliyor. Kırşehir ilinde Haziran ayı itibariyle dediğim gibi 1 Haziran'dan itibaren pilot belge uygulaması yapacağız. Başarılı olursa takip eden aydan itibaren Türkiye geneline geçiş yapılabilir. Ama tebliğde 1/1/2018 geçmektedir. Ama Maliye Bakanı'nın söylediğini söylüyorum ben. Eğer başarılı olursak 1/1/2018'i beklemeyeceğiz. Türkiye genelinde dediğim gibi 1/1/2018'ine geçilecek. Şifre konusu. Bu beyanname Maliye Bakanı'na verileceği için sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamesiyle ilgili verilmesi için şifreyi Maliye Bakanlığı'ndan alınacak. Ama iş yeri bildirgesi olsun, işe giriş bildirgesi olsun, diğer her konuyla ilgili kurumumuzda olan iletişimimiz yine bizim kurum tarafından verilen şifreyle yapılacaktır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şifresini ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan alacaksınız. Ben teşekkür ediyorum. Soru olursa cevap veririm.
İşverenler Daire Başkanım Sayın İbrahim Özçel'e teşekkür ediyoruz ve umuyoruz ki muhtasar aylık prim hizmet beyannamesi uygulamaya geçildiğinde minimum sorunlarla karşılaşırız. Değerli meslektaşlarım, şimdi daha önce de keyifle dinlediğimiz bağımsız ve hizmet aktiyle çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Şube Müdürü sevgili Esra Ceyhun'da. Sayın Esra Ceyhun, çalışma hayatında kadına yönelik bütün uygulamaları anlatacak. Teşvikler, erken emeklilik, yarı çalışma, doğum yardımları ve şimdi yeni çıkan anneanne babaanne aylıklarını. Yani kadına ait hayattaki tüm renkleri bizlerle paylaşacaklar. Söz sizin Sayın Esra Ceyhun. Teşekkür ederim. Değerli başkanım, değerli genel müdürüm, sevgili meslek mensupları, bu İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'yla yaptığım benim üçüncü eğitim. Bu eğitimden sonra biz genelde Türkiye genelinde yaptığımız eğitimlerde muhasebeci ve mali müşavirlere de bir gün ayırıyoruz. Çünkü muhasebeci ve mali müşavirler bizlerin paydaşları. Sizle ne kadar çok paylaşırsak bizdeki sorunların o kadar azaldığını gözlemledik. Genel müdürüm ve daire başkanımın sunumları sizlerin 2017 yılında yoğunlukla çalışacağınızı bize gösteriyor. Ben size bildiğiniz şeylerin üstünden hafifçe geçelim. Bir de yeni uygulamalar kapsamında neler yapmışız o konudan kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü. Gülsüm Hanım sağ olsun bana kadınlarla ilgili mevcut uygulamaları verdi konu olarak. Sizlerle onu paylaşacağım. Öncelikli olarak biz sosyal güvenlik uygulamalarında ve çalışma hayatında kadınlara yönelik uygulamaları değerlendirirken belli kanunlar var. İşte ilk defa 74 yılında Türkiye'nin tarafı olduğu 102 sayılı İLO Sözleşmesi var. Orada kadınlara yönelik düzenlemeler var, özellikle analık sigortası ile ilgili. İşte 4857 sayılı kanun çalışma ilişkilerinin düzenlendiği temel kanun. Orada yine kadınlara yönelik düzenlemeler mevcut. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu 2008'de yürürlüğe girdi. 3 sosyal güvenlik mevzuatını birleştirdi. 3 sosyal güvenlik mevzuatında farklı uygulanan kadınlara ve erkeklere yönelik uygulamaları birleştirdi. Keza 4447 sayılı kanunda ülkemizde ilk defa 99 yılından itibaren işsizlik sigortası uygulamaya başlandı. Yine son dönemlerde teşvikler, özellikle biraz sonra anlatacağım geçici 10. madde kadınlara yönelik teşvikler bu fondan karşılanarak sağlanıyor. İşte 5953 sayılı kanunda basın mesleğinde çalışanların sosyal güven çalışma ilişkilerini düzenliyor. Orada da kadınlara yönelik değişik düzenlemeler var. Nihayet 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda da yine kadınların çalıştırılması, tehlikeli işleri yapmasına yönelik değişik düzenlemeler bulunuyor. Devlet memurları rejiminde de biliyorsunuz 657 sayılı kanun halen yürürlükte. Orada da devlet memurları hakkında yapılan işlemler var. Yine kıdem tazminatı uygulamalarında da biz 1475 sayılı eski iş kanununun 14. maddesi kapsamındaki uygulamaları sürdürüyoruz. Genel olarak çalışma hayatına baktığımız zaman bu saydığım kanunların çoğu primli sistem kapsamında verilen uygulamalar. Bir de sosyal yardım niteliğinde olan primsiz sistem uygulamaları var. Onlar da daha sonraki bir konumuzda sizlerle inşallah anlatırız. Şimdi kadın istihdamı deyince ben sizi rakamlara boğmayı düşünmüyorum. Ama ülkemizde kadın erkek istihdamında bir sayısal olarak göstermekte fayda olduğunu görüyorum. Şimdi yukarıdaki kırmızıyı gördüğünüz zaman sanmayın ki onlar kadın. Onlar erkek istihdamı. Alttaki mavi olanlar da kadın istihdamı.
kadın istihdamı açısından %30'lar civarında genel olarak Türkiye'de istihdam oranı. Erkek istihdamını da %70'ler civarında. İşsizlik uygulamalarına baktığımızda da aynı, yani işsizlik olarak değerlendirdiğimiz zaman da %51 işsiz erkek, %48-49 civarında da kadın işsizi biz görüyoruz. Yine 4A kapsamında, çünkü çalışma ilişkisi açısından ülkemizde en fazla sigortalının olduğu statü 4A, yani eski SSK sigortalılığı, en fazla sigortalılık olduğu için de yine buradaki ağırlık da erkek üzerinde, kadınların ağırlığı da yine daha az, %28 civarında kadın, %72 civarında da erkek sigortalımız mevcut. Genel olarak kadınla ilgili düzenlemelere baktığımız zaman analık yardımı yönüyle kanunlarda açık düzenlemeler var. Bunun dışında her kadın ve erkek için ortak yapılmakla birlikte daha çok kadınların yararlandığı kanun uygulamalarımız da mevcut. En çok kullandığımız, güncel hayatta hepimizin bildiği doğum izni uygulaması 4857 sayılı kanunun 74. maddesinde yapılan bir düzenleme. Orada kadına işte doğum öncesi ve doğum sonrası 8+8 16 hafta, işte çoğul gebelikte 2 hafta ilave ile bir doğum izni süresi veriliyor. Yeni uygulamada doğum izni süresi 3 yaşını doldurmamış çocuk evlat edinen aile bireylerine de yine 8 hafta analık izni olarak kullandırılabiliyor. Bunun dışında doğum izniyle ilgili kadınların doğum izni aldıkları süreler yine 4857 sayılı kanunun 55. maddesinde yıllık izin sürelerinin değerlendirilmesinde çalışılmış süre olarak değerlendiriliyor. Bu da yine çalışma hayatı açısından kadın yönünde lehinde verilmiş bir uygulama. Basın iş kanununda da yine farklı bir uygulama var kadınlarla ilgili olarak. İşte doğum öncesi 3 ay ve doğum sonrası 3 ay kadın izni sayılıyor ve bu sürede işveren kadına ücretinin yarısını ödüyor. Bu Sosyal Güvenlik Kurumundan, yani SGK'dan aldığı geçici iş görmezlik ödeneğini de ödenmesine engel teşkil etmiyor. Yine güncel hayatta hepimizin bildiği uygulama süt izni uygulaması. Bu da 4857 sayılı kanunun 74. maddesinde düzenlenmiş bir uygulama. Çalışan kadın doğum izni süresi bittikten sonra işine döndüğünde haftada 1,5 saat olmak üzere süt izninden yararlanabiliyor. Genelde biz bu uygulamayı 1,5 saatlerin toplanıp, biliyorsunuz 7,5 saat ediyor sonuçta, 4 gün çalışıp bir günde evde çocuğuna bakarak değerlendirmesi yönüyle çalışma hayatında görüyoruz ki bu süt izni süresini kadın kendisi belirleyebiliyor. Yine 4857 sayılı kanunda süt izni verilen süreler de çalışma izni süresine dahil ediliyor. Ayrıca yine 5510 sayılı kanunda iş kazasına yönelik hükümlerde de süt izni olan durumlardaki geçirilen kazada iş kazası olarak değerlendiriliyor sosyal güvenlik uygulaması açısından. Mazeret izni hem kadın hem erkek için olan bir uygulama. İşte yakınlarının ölümü halinde 3 gün, eşin doğum yapması halinde de işçiye 5 gün süreyle mazeret izni verilebiliyor. Bunun dışında özürlü çocuğu olana da yılda toplam 10 günü geçmemek üzere iş kanununda izin verilebiliyor. Hem çalışma hayatımıza hem sosyal güvenlik uygulamalarına yeni gelen bir düzenlemede doğum sonrası ücretsiz izin uygulaması. Daha önce hepimizin bildiği üzere kişi doğum yaptığı tarihten sonra geçici iş görmezlik ödeneği sonunda 6 ay ücretsiz izin alabiliyordu. 6663 sayılı kanunla 2016 yılı Şubat ayından itibaren analık izni sona eren kadın
İş yerine müracaat ederek birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve üçüncü çocukta 180 gün olmak üzere aylık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabiliyor. Bu hem çalışma hayatı hem de sosyal güvenlik uygulamaları açısından değişik ve özel bir düzenleme. Kadınların lehine de yaratılmış bir düzenleme. İşveren açısından yapılan işlem bu şekilde müracaat, kadının bu şekilde müracaat etmesi halinde aylık prim ve hizmet belgesinin bize bildirilmesi sırasında iki çeşit eksik gün nedenimiz var. Bu nedenlerden biriyle bize bildirim yapması gerekiyor. İşte yarım çalışmaya müracaat ettim. Yarım çalışma süresinde 15 gün bana 15 gün işveren bildirim yapacak. 15 gün bildiriyor. Karşılığında da eksik gün nedeninde yarım çalışma olarak bildiriliyor. Kanunda engelli çocuklar için de bu şekilde bir ücretsiz izin mevcut. Bu şekilde yarım çalışma yapan kadına ayrıca süt izni verilmiyor uygulama açısından. Evlat edinen çocuklar için de yine ücretsiz izin uygulamasından faydalanabiliyor. Şimdi bu yarım çalışmanın asıl karşılığı yarım çalışma ödeneği olarak karşımıza geliyor. O da 4447 sayılı kanunun ek 5. maddesiyle yapılan düzenleme. Doğum sonrası süresini tamamlayan 8+8=16 haftalık süreyi tamamlayan kadın işe başladığı tarihten itibaren müracaat edip yarım çalışma istediği zaman işveren bunu kabul ediyor. Bize işte eksik gün nedenini 24 nedeniyle bildiriyor. Ayrıca kadın sigortalı Türkiye İş Kurumu'na yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak için müracaat ederse de bu da işe başladığı tarihten itibaren bir ay içerisinde oluyor. O süre geçirildiği zaman da eğer kişi yarım çalışmaya hak kazanıyorsa eksik yarım çalışma ödeniyor. Doğum yapan kadın işkura müracaat ediyor bir aylık süre içerisinde. Bu sürede eğer son 3 yılda 600 günü varsa toplam çalışma aylık çalışma süresi haftalık çalışma süresi kadar bir çalışması varsa bu şartları yerine getiriyor olması halinde İşkur kadına asgari ücretin brüt tutarının yarısı 15 gün üzerinden bir yarım çalışma ödeneği ödüyor. Birinci çocukta 60 gün, ikinci çocuksa 120 gün, üçüncü çocukta 180 gün üzerinden bu ödemeyi yapıyor. Bunun sosyal güvenlik açısından diğer bir durumu bu ödeneği yaptığı zaman sosyal güvenlik kurumu da işverenin bildirmediği diğer 15 gün için yarım çalışma bildiriyor Türkiye İş Kurumu. Bunu da 47 nolu belge türüyle bize yapıyor. Dolayısıyla yarım çalışma ödeneğini hak kazanan bir kişinin 15 günlük tutarını işveren 15 günlük tutarını da Türkiye İş Kurumu ödüyor. %32,5 tutarında prim ödüyor Türkiye İş Kurumu bize. Yani mağlup yaşlılık, ölüm ve genel sağlık sigortasını primini ödüyor. Ve bu sürede kadın sigortalıya hem yarım çalışma ödeneği ödenmiş oluyor hem de çalışma süresi 30 güne tamamlanmış oluyor. Tabii uygulama yeni olduğu için kamuoyunda genel bir yanlış algı var. Yarım çalışma ödeneğine herkes hak kazanamıyor. Demin de söylediğim gibi 600 gününün mutlaka olması gerekiyor. Bir ay içerisinde işkura müracaat etmiş olması gerekiyor. Bir de yarım çalışma ödeneğine hak kazanan kadının 16 haftalık ödenek süresi bittikten sonra işe başlaması gerekiyor. Eğer o ödenekten sonra gidip ücretsiz izin alırsa yarım çalışma ödeneğine hak kazanması mümkün değil. İşte doğum yapmış, işe başlamış, ondan sonra işveren de kişinin çalışmasını kabul etmiş, yarım çalışmasını kabul etmiş, işkura müracaat ediyor. İşkur bakıyor, son 3 yıl içinde 600 günü olmadığı için yarım çalışması bu durumda kadın, yani yarım çalışma ödeneği kadına ödenmiyor. Sadece 15 gün işveren tarafından
bildirim yapılıyor. Uygulama yeni olduğu için İşkur'un son istatistiklerinde 1860 kişi yarım çalışma ödeneği altında ödenek ödendiğini de görmüş oluyoruz. Bunun dışında yarım çalışma ödeneği ne hak kazanamayan kadın sigortalının kalan 15 gününün ne şekilde değerlendirileceği yönünde bir soru işareti oluşabilir. Şimdi biliyorsunuz kadınlara verilen özellikle 5510 sayılı kanunda verilen en önemli düzenlemelerden bir tanesi de doğum borçlanması hakkı. Doğum borçlanması da 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde düzenlenmiş. 41. maddesinde iki çeşit borçlanma var. Bir tanesi kadınların 3 doğuma kadar yaptığı borçlanmalar, diğeri de analık ve ücretsiz izin borçlanmaları. Analık ve ücretsiz izin borçlanması bizim bu yarım çalışma ödeneği kapsamında ödenek alan kadınların kalan süresini tamamlayacağı bir borçlanma türü. Yarım çalışma ödeneği kazanamamış, ayda 15 gün çalışmış. Bu kadın gelip Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ettiği zaman biz kalan sürelerini ücretsiz izin, alınıp izin süresi kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu olarak borçlandırabiliyoruz. Bunun dışında yine bizim en önemli borçlanmalardan bir tanesi doğum borçlanması. Biliyorsunuz 2008'de bu yürürlüğe girdi. Önceki amacı, ilk amacı işte sigortalı 4A sigortalısı kadının işten ayrı kaldığı zamanda ki doğum nedeniyle işten ayrı kaldığı zamandaki sürelerin borçlandırılmasıydı ve 2 doğuma kadar bu borçlanma yapabiliyordu. Daha sonra o kadar popüler bir borçlanma türü oldu ki 4B ve 4C kapsamında sigortalılığı bulunan kadınların da doğum nedeniyle işe ara vermesinden sonra yaptıkları doğumlar da bizim borçlanma kapsamına girdi ve 3 doğuma kadar da borçlanma hakkı çıktı 2014 yılından itibaren. Burada bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi askerlik borçlanması nasıl erkeklerin sigortalılık süresini geriye çekiyorsa doğum borçlanması da yine erkeklerin sigortalılık süresini geriye çeksin. Şimdi sigortalılık süresi önemli bir kavram. Neden? Çünkü 1999 yılından önce işe giren sigortalılar için biz yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartlarının aynı anda yerine gelmesini bekliyoruz. Ancak 1899'dan sonra işe girenler için artık sigortalılık süresi kavramı yok, özel durumlar hariç. Yaş ve prim ödeme gün sayısı sigortalılar için yeterli koşul. Ayrıca kanunda borçlanmayı yaparken doğum borçlanmasında sigortalı kadının ifadesi olduğu için bu tür borçlanmalarda sadece sigortalılığı bulunup daha sonra işten ayrılıp doğum yapan kadınlara verilen bir hak olarak değerlendirdiğimiz için sigortalılık süresini geri götüremiyoruz. Ancak bizim Sosyal Güvenlik Kurumu olarak yaptığımız bir uygulama var. Kişinin sigortalılığı ilk defa staj kapsamında başlamışsa, biliyorsunuz o sürelerde iş kazası ve meslek hastalığı primi alınıyor sigortalılardan. Daha sonra doğum yapmışsa, biz bu tür durumlarda da kişilerin doğum borçlanması taleplerini kabul ediyoruz. İşte o zaman askerlik borçlanması gibi doğum borçlanması yaptığı tarihten sonraki ilk defa emeklilik primi ödenen süreden geriye giderek sigortalılık süresini tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında yine sosyal güvenlik mevzuatı içerisinde her ne kadar kadına yönelik olmasa bile kadınların sıklıkla kullandığı bir borçlanma çeşidimiz var. Uzman ve usta öğretici borçlanması. Uzman ve usta öğretici borçlanması da 2011 yılında sosyal güvenlik mevzuatına girdi. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'na tabi çalışan uzman ve usta öğreticiler
gün sayısı aylık çalışma saatine göre bildirimleri yapılıyordu. Aylık çalışma saatine göre bildirim yapıldığı zaman işte günü 7,5'a böldüğünüz zaman kişilerin ücretleri yüksek olsa bile gün sayıları 15 gün civarında oluyordu. 5510 sayılı kanunda bu uygulama düzeltildi. Bunların uzman ve usta öğreticilerin prim esas kazançlarının ücretin asgari ücrete bölünmesi, asgari günlük kazanca bölünmesi suretiyle hesapladığımız için gün sayıları 30 oldu. Ancak kişiler geçmiş yıllardan eksik ödenen, yani 15 gün ya da ile 20 gün arasında ödenen süresini tamamlayamadıkları için emekli olamıyorlardı. Uzman ve usta öğretici borçlanması da bu kapsamdaki kişilerin 77 yılıyla 2011 yılı arasındaki eksik günlerini tamamlamasına yönelik bir borçlanma. Yalnız eksik günlerini tamamlamasına yönelik deyince bu sanki her dönem hani eksik hizmet sürelerinin borçlanması çıkacak gibi bir algı uyandırmasın. Ay içinde 30 günden az çalıştıkları eksik günlerin tamamlanmasına yönelik bir borçlanma. Buna da 10 bin kadın müracaat etmiş. Erkeklerden de uzman ve usta üretici var ama buradaki ağırlık da yine kadınlar yönünden yapılan bir borçlanma türü. Yine sosyal güvenlik mevzuatı içerisinde analık süresinde geçici iş görmezlik ödeneği ile ilgili de yine önemli bir düzenlememiz var. Bu daha önce 506 sayılı kanunda da vardı. İşte sosyal güvenlik tek çatı altında toplanınca bu 4B dediğimiz Bağkur sigortaları içerisinde geçerli oldu. Burada kadınların çalışmaz duruma geldikleri tarihinde, yani hekim raporuyla işte doğuma 3 hafta kala çalışamaz hale geldikleri tarihten önceki 3 aylık kazancını esas alıyoruz. O kazanca göre kadına doğum öncesi ve doğum sonrası 16 haftalık süre için geçici iş görmezlik ödeneği hesaplıyoruz. Geçici iş görmezlik ödeneğini de bu sürede kadına ödüyoruz. Genel uygulama şu şekilde oluyor. Geçici iş görmezlik ödeneği ödenen sürelerde işverenin kadın için herhangi bir prim ödemesi durumu söz konusu olmuyor. Ama genel uygulamamız işverenin bunların primini ödemesi, ödeneğinde kadın tarafından işverene iade edilmesi yoluyla yapılıyor. Yine emzirme ödeneği de 5510 sayılı kanunda kadınlara verilen bir hak. Bunun için 4A sigortalısının doğum yaptığı tarihten önce 120 gün prim bildirmiş olması, 4B sigortalısının da kısa vadeye ilişkin prim ve prime ilişkin borçlarını tamamını ödemesi yönünde bir düzenleme var. Bu maktu bir para. 2017 yılındaki tutarı da 133 lira civarında. 5510 sayılı kanunda yine kadınlara yönelik yapılan önemli bir düzenlemede engelli durumda olan çocuğu olan kadınlara bunu belgelendirmeleri halinde 2008 yılından sonra geçen sürelerini 1/4'ünü toplam gün sayısına ekliyoruz ve yaştan da düşüyoruz. Burada biliyorsunuz bizim fiili hizmet kapsamı benzeri bir uygulama ama fiili hizmet zammı süresinde prim alıyoruz işverenden. Daha fazla prim alıyoruz işin ağırlığı ve yıpratıcılığı esas alınarak. Ama 28. maddede, yani malul çocuğu olan alanlara ilişkin, kadınlara ilişkin maddede herhangi bir prim almıyoruz. Kadının malul ve engelli çocuğunu bize belgelendirmesi gerekiyor. Kurumca inceleniyor. O inceleme sonucunda çocuğun malul sayıldığı tarihten sonraki sürelerdeki primlerine, gün sayılarına 1/4 oranında ilave yapıyoruz. Yaştan indirim yapıyoruz ve bu şekilde kadının daha erken emekli olmasına imkan sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken bütün kapsamdaki kadınların yararlanmasını hedeflediğimiz için sadece zorunlu sigortalı kadınlara değil, isteğe bağlı kapsamda prim ödeyenlere, 2925 sayılı kanun kapsamında tarım sigortası primi ödeyenlere ve borçlanma yapan kadınlara da, işte doğum borçlanması ve diğer borçlanmaları yapan ve 3201 sayılı kanuna göre borçlanma yapan kadınlara da
yine bunlardan yararlanmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Buradaki tek koşulumuz, eğer çocuk özel bir bakım evinde bakılıyorsa, o zaman anne tarafından bakılmadığı anlamına geldiği için bu tür durumda bu indirimi yapmıyoruz. Ama onun dışındaki durumlarda bu indirimi kadın sigortalı için uyguluyoruz. İsteğe bağlı sigortalılık da kadın erkek ayrımı olmasa bile 5510 sayılı kanunda kolaylıkla isteğe bağlı olma imkanı sağlandığı için kadınların özellikle tercih ettiği bir sigortalılık kolu. Ancak 5510 sayılı kanunda isteğe bağlı sigortalılık statüsü 4B olması nedeniyle çok da tercih edilmeyen bir sigortalılık statüsü olarak karşımıza çıkıyor. 4B yönünden bakılınca işte vatandaşlar açısından bir korku oluşuyor. Çünkü emeklilik yüz sayısı yüksek olduğu için herkes 4A sigortalı olma yönünde eğilim gösteriyor. Ancak isteğe bağlı sigortalılıkta bizim herhangi bir sigortalılığı olmayan kişilere sunduğumuz önemli bir sigortalılık kodu, türü. Burada sadece bizim aradığımız şart 18 yaşından büyük olması, Türkiye'de ikamet etmesi. Tabii onun dışında farklı şartları da var. Kuruma müracaatta bulunması gerekiyor. Kısmi çalışan, 4A kapsamında kısmi çalışan, kalan sürelerini de tamamlamak isteyenlere de yine biz isteğe bağlı olarak olma hakkı verdik. Bunlar da tamamlama yoluna gidildiği için sigortalılık statüsü 4A oluyor. Ama onun dışında herhangi bir sigortalılığı olmayan, ay içinde 30 gün prim ödeyecek kişilerin isteğe bağlı sigortalılık statüsü 4B sigortalılığı oluyor. Yine İsteğe bağlı statü içinde sigortalılık içinde önemli bir uygulama var. Daha az primin ödendiği bir uygulama. Kadınlara yönelik getirilen bir uygulama. O da vergiden muaf işleri yapan, yani 193 sayılı kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasının 6 numaralı bendindeki işleri yapan. Yani evinde pasta börek işte o tarz işleri yapan ya da halı kilim dokuyan, bunları kermeslerde ve vesaire yerlerde satan kişiler 193 sayılı kanun kapsamında vergiden muaf işleri yapıyor demek oluyorlar. Bunun için de bu kapsamda sigortalı olmak için de vergi dairelerine müracaat ederek kadının vergiden muaf işi yaptığına ilişkin bir yazı alması gerekiyor. Bu yazı ve isteğe bağlı başvuru formuyla bize müracaat ettiğinde biz kadınların isteğe bağlı sigortalı taleplerini kabul ediyoruz. Ve bunlar da diğer isteğe bağlı sigortalıya göre daha az prim ödüyorlar. Bunun dışında tarım sigortalılığı da ülkemizde kayıt dışılığın çok olduğu, kadın istihdamının çok olduğu alanlardan bir tanesi. Tarım sigortalılığı ilk defa 85 yılında yürürlüğe girdi. 2925 sayılı kanunda. Orada gün sayısı 15 gündü. İşte 2008'de 5510 sayılı kanun yürürlüğe girdiğinde tarım sigortası uygulaması kalktı. Ancak toplumda tarım sigortasına yönelik büyük bir talep oldu. 2011 yılında 5510 sayılı kanunun ek 5. maddesine tarım sigortalığıyla ilgili bir düzenleme kondu. Tarım sigortalılığı her ne kadar kadın erkek ayrımı yapmasa bile yine bu sigortalılık kodunda, bu sigortalılık türünde kadınların ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ancak 2008 yılından sonra 4A kapsamındaki yeni getirilen tüm düzenlemelerde gördüğümüz gibi esasen tarım sigortalısı olmadığı halde sırf 4A sigortalısı olmak için ek 5. madde kapsamına müracaat eden kişiler olduğunu tespit ediyoruz. Hem daha az prim ödemek hem de 4A kapsamında emekli olmak için çok sık yapılan ve çok yanlış yapılan bir uygulama bizim açımızdan. Bu konuda kurum olarak da gerekli önlemleri almaya başladığımızı söylemek istiyorum. Yine 84 yılında tarımda kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılıkla da ilgili bir düzenleme yapılmıştı 2926 sayılı kanunda. Orada kadınlar aleyhine bir durum vardı. Aile reisliği kavramı.
22 yaşından doldurmuş ve aile reisi kadınlar Bağkur sigortalısı, tarım Bağkur sigortalısı olabiliyorlardı. Bu da kadınlar aleyhine bir durum yaratıyordu. 2008-2003 tarihinde 4956 sayılı kanunla yapılan düzenlemeyle bu aile reisliği kavramı kaldırıldı. Daha sonra 2013 yılında yapılan düzenlemeyle de 2008-2003 tarihinden önceki kadınların tevkifat kesintileri var ise yine 2009-26 sayılı kanun kapsamında sigortalı olmalarına imkan sağlandı. Şimdi biliyorsunuz daire başkanım ve genel müdürüm de anlattı. 2004'lü yıllardan beri devlet işverenlere farklı teşvikler veriyor. Gerek hazine, gerek işsizlik sigortası fonundan çeşitli teşvikler veriyor. Bu teşviklerden kadınların en fazla yararlandığı teşvik de 4447 sayılı kanunun geçici 10. maddesi kapsamındaki teşvik. Bu da 1-3-2011 ve 31-12-2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için uygulanıyor. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları için uygulanan bir teşvik türü. Burada işverenlerin bu teşvikten yararlanması için en önemli unsur prim borcunun olmaması, cari ay prim borçlarının tamamını ödemiş olmaları gerekiyor. Sigortalı açısından da son 6 ayda çalışması olmaması ve işverenin de ve sigortalının da daha önce bu teşvik türünden yararlanmamış olması bizim için en önemli kontrollerden, en önemli kanun uygulamalarından bir tanesi. Burada işverenin ödediği primin tamamını biz İşkur'dan tahsil ediyoruz. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan tahsil ediyoruz. Bu da 20,5 civarında bir rakam. Bunun dışında geçici 10. madde kapsamında 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin I bendinde bir teşvik var. Bu da eğer işverenin herhangi bir prim borcu yoksa bundan da %5 indirim yapıyoruz tahsilat sırasında. Bu teşviği neden anlatıyorum? Çünkü biz geçtiğimiz süreç içerisinde 1-4-2015 tarihinde ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik bir uygulama başlattık. Şimdi genel olarak teşvik birden fazla sigortalı çalıştıran büyük işverenlerin lehine durum yaratan bir uygulama ve gerek muhasebecilerde gerek işverenin kendisinde baktığımız zaman kişi bazlı teşvik hesaplamasını yapamadığını gördük. 2015 yılında yürürlüğe giren ev hizmetleri uygulamasında demin daire başkanım da söylediği gibi kolay işverenlik uygulaması getirildi. Kolay işverenlik uygulamasında biz işverenlere iş yeri bildirgesi verme uygulamasını kaldırdık. İşe giriş bildirgesi verme uygulamasını kaldırdık. Aylık prim ve hizmet belgesi yok. İşten ayrılış bildirgesi yok. Sadece ilk müracaatta bir beyan var. Bir ay içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. Ve o süre içinde müracaat edilmesi bir idari para cezası var. Ve takip eden primi de her ay takip eden ayın sonuna kadar ödeme olasılığı mevcut. Bu uygulamada işverenler normalde hesapladığımız zaman %37,5 oranında prim ödendiği zaman 636 lira gibi bir tutar oluyor. Ama hem geçici 10. madde teşviği, hem 81. madde teşviği, hem asgari ücret desteği birlikte uygulandığı zaman 636 lira gibi olan bir rakam şu andaki güncel mevzuat doğrultusunda 202 liraya düşüyor. Ev hizmetleri uygulamasında biz 1-4-2015 tarihinden sonra buna yönelik bir artış gördük. Daha önce ev hizmetleriyle ilgili uygulamada kişinin sürekli ve ücretli çalışma şartı vardı. Bu sürekli ve ücretli çalışma da hep kafa karışıklığı yaratıyordu. Bizde bile yaratıyordu. Süreklilik nedir falan yapıyorduk sürekli bizde. Ancak 5510 sayılı kanundaki bu düzenlemeyle 10 günden az ve 10 günden fazla çalışan ayrımı geldiği için
Biz de rahatladık. İşveren de ev hizmetlerinde çalıştıran işveren de rahatladı uygulama açısından ne yapacağını. İşlemleri de kolaylaştırdık ve sayı birden 40 bine çıktı. 1.4.2015 ile bu tarih arasında bugün itibariyle 40 bin sigortalımız var ev hizmetlerinde çalışan. Ve bunların da çoğu %90'a yakını kadın sigortalı. Ve 4447'nin geçici 10. madde teşviğiyle birlikte değerlendirildiği zaman ödenen rakam da son derece az. 202 lira civarında bir para ödüyor işverenler. Tabii teşviği değerlendirmek de önemli bir husus. Bu teşvik biliyorsunuz 24 ay süreyle veriliyor. Tabii mesleki yeterlik bilgisi olması halinde 46 aya kadar uzuyor. Biz işverenlere diyoruz ki yeni başlatmışsan kişiyi git İşkur'a müracaat et internet sitesinden, sana bir de ayrıca ilave 6 ay daha versinler. Her halükarda 30 aydan yararlan. Ama işverenler de bunu öğrenmişler, özellikle ev hizmetlerinde çalışan işverenler. Artık sigortalı çalıştıracakları zaman daha önce teşvik almış mı almamış mı diye ilk önce bize geliyorlar. Teşvik almışsa çalıştırmıyorlar. Yani kayıtlı istihdamı arttırıyorlar mı artık bir şey diyemiyorum. Ve teşvik almamış ev hizmetlisi yönünde bir potansiyel oluştuğunu özellikle biz gözlemliyoruz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak. Şimdi ev hizmetleri uygulamasıyla paralel giden başka bir uygulamamız daha var bizim. Ha, bu arada bu uygulamadan bahsetmeden önce ev hizmetleriyle ilgili diğer uygulamamızdan da bahsedelim. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla uygulamasını anlattım. Bir de ev hizmetlerinde 10 günden az çalışma var. Günübirlik hepimizin evinde çalıştırdığı kadınlara yönelik bir düzenleme bu. Bu uygulamayı da biz yine 1.4.2015 tarihinden itibaren başladık. Kolay oluşsun diye E-Devlet üzerinden müracaat yapılıyor. Onun dışında Aralık ayında da SMS uygulamasıyla bu uygulamaya başlattık. Hiç SGK'ya uğramıyorsunuz. Gerek E-Devlet'ten gerekse cep telefonunuz vasıtasıyla işlem yaparak kişilerin sigortalı olmasını sağlıyorsunuz ve 2 liraya yakın bir tutar ödüyorsunuz. Yani %2 iş kazası primi dışında herhangi bir prim ödemiyorsunuz. Bununla da yaklaşık 400 bin sigortalı şimdiye kadar günübirlik sigortalı olarak yapılmış. Şube müdürüm, toparlayabilir misiniz? Hemen çok az kaldı. Ev hizmetleriyle ilgili bir de bizim kurumumuzun yürüttüğü başka bir çalışma var. Evde çocuk bakım projesi. Bu da kamuoyunda çok ses getiren, çok habere konu olan bir uygulama. Evde çocuk bakım projesi bir Avrupa Birliği projesi. 5 ilde uygulanıyor. Bu 2017 yılının Ekim ayı sonu itibariyle bitecek. Bu projede kayıtlı istihdamın arttırılması, çalışan annenin bakıcı alarak iş hayatına daha çabuk adapte olması açısından yapıldı. Ve biz burada kadın sigortalıya 320 euro civarında aylık ödeme yapıyoruz. Şimdi bu şekilde ödeme yapınca hem ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde çalışan kadın sayısı arttı. Hem de bu kapsama giremeyen pek çok kişi de Çalışma Bakanlığı'na ve bize müracaat etti. İşte bu müracaatlar sonucunda Çalışma Bakanlığımız geçtiğimiz günlerde Büyük Anne Projesi adı altında bir proje başlattı. Büyük Anne Projesi şu, torununa bakan büyük anneler bu kapsamda Çalışma Bakanlığı'na müracaat ediyorlar E-Devlet sitesinden, ama bunun müracaat süresi 20 Şubat'ta doldu. Müracaat ediyorlar. Çalışma Bakanlığı buna ilişkin koşullar belirledi. Çalışan anne için aylık asgari ücretin 2,5 katını geçmeyecek. Çocuk 3 yaşını doldurmamış olacak. Bu şartları taşıyan 6500 büyük anneye aylık 420 lira tutarında ve 1 yıl süreyle bir para ödeyecek. Bu maktu bir yardım. Sosyal güvenlikle ilgili bir yardım değil. Ama Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uyguladığı Avrupa Birliği projesinin ses getirmesi sonucunda böyle bir uygulamada başlatılmış oldu. Bir ufak bir şey daha söyleyip kapatmak istiyorum. Biliyorsunuz
evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın sigortalara yapılan bir yardımda bir ödeme şekli de kıdem tazminatı. Bu da yine 1475 sayılı kanunun 14. maddesinde var. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılan kadın sigortalıya yine kıdem tazminatı ödenebiliyor. Kadınların emeklilik hakkından da çok kısa bahsetmek istiyorum. 1999 yılından önce 50-55 yaş şartı vardı emeklilikte. Biliyorsunuz hepinizin de bildiği gibi 99 yılında emeklilikte kademeli geçiş şartı çıktı. Kadınlar için 58-60 yaş şartı geldi 99 yılından sonra işe girenler için. 1-5-2008 tarihinden sonra da 5510 sayılı kanunda bu kademe 65 yaşına kadar çıkartıldı. Ancak bu kademeye 65 yaşta uygulaması 2046 yılında uygulanmaya başlanacak. Şu anda kadın ve erkekle ilgili kademeli geçişin biz sonlarına geldik. 506 sayılı kanunda sonlarına geldik. Bundan artık biz 8-9-1999'dan sonra işe girenlerin aile hak kazanma koşullarını hesaplıyoruz. Burada 58-60 yaş şartı var. Yani kadında 58, erkekte 60 yaş şartı var. Yine önümüzdeki süreçle tabii hepimiz göremeyiz o tarihleri. 65 yaşına kadar, 2046'da 65 yaşına kadar yapılacak bir süreç mevcut. Kadınlarla anlatılacak çok şey var ama süremiz kısıtlı. Sayın Müdürüm de yine değerli açıklamalar yapacak. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şube Müdürü Sayın Esra Ceyhun'a bu güzel sunumu için çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bir hatırlatma yapayım. Seminerin girişinde işçi özlük dosyası kitapçığı dağıttık. Temin edemeyen arkadaşlarımız varsa alabilirler. Bu kitapçığın hazırlanmasında Oda Başkanım Sayın Yücel Akdemir ve odamızın İş ve Sosyal Güvenlik Hukuk Mevzuat Danışmanı Doktor Gülsüm Öksüz Ömer Yılmaz'a çok çok teşekkür ediyoruz. Ve son konuşmacımız, her zaman SGK ile ilgili bir eğitim olduğumuzda bizim yanımızda olan, dinlemekten keyif aldığımız İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdamar'dan. Sayın Murat Özdamar, Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili inşaat denetim uygulamaları hakkında sunum yapacak. İnşaat denetimi, SGK yönünden ve SGK uygulamalarını, meslek mensubunun neler yapması gerektiğini bizlerle paylaşacaklar. Söz sizin Sayın Özdamar. Sayın Genel Müdürüm, Daire Başkanım, Şube Müdürüm, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanım, odamızın kıymetli yöneticileri ve meslek mensupları. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve muhasebe haftanızı da bu arada kutluyorum. Benim genel müdürüm, daire başkanım ya da şube müdürüm gibi söylenecek fazla yeni şeylerim yok. Mevlana'nın deyimiyle hani yeni şeyler söylemek lazım gibi değil. Bizimki biraz daha eski olduğu için kısa geçeceğim. Çünkü slayt da odamızın sitesine konulacağı için oradan da takip etmemiz mümkün olacak. Sadece vurucu bir iki noktasına değinmek. Ondan önce de istihdam seferberliğini de etkilemesi münasebetiyle teşviklerden yararlanmaya sizleri teşvik etmek istiyorum. Çünkü bu kapsamda son bir ay içerisinde çeşitli esnafa, iş yerlerine, hatta meslek mensuplarının bizzat bürolarına ziyaretlere gittim. Ve oradaki genel olarak bana anlatılan, işveren ve esnaftan anlatılan şuydu: çok fazla teşvik varmış, bizim muhasebecimiz bu işi beceremiyormuş veya yapmıyor, biz teşviklerden yararlanmıyoruz, bize ne gibi hak var Murat Bey? İsterseniz mailimi gösterebilirim bununla alakalı. WhatsApp'tan bana atılmış olan şeyleri de gösterebilirim. Genel durum bu. Ortada bir
meslek mensubuyla ilgili hiç hoşuma gitmeyen duyunca beni de üzüntüye sevk eden bir algı var. Ama bu algıyı yıkacak olan da yine sizlersiniz. Neden sizlersiniz? Çünkü bu son bir ay içerisinde meslek mensubunu da ziyaret ettim. Bir sürü tanıdık, böyle hoş beş edebileceğimiz, gittiğimiz zaman bizi yanlış anlamayacak. Getir dedim, en fazla çalışan sigortalının olan mükellefin e-bildirge şifresiyle gel dedim. Yakın bir zamanda, bir hafta önce, geçen pazar. İnceledim, hiç teşvikten yararlanmamış. 7 kişiyle ilgili teşvikten yararlanabilir. Kendisine aktivasyonunu gösterdim, muhtemelen biliyordur. Bildirgeyi vermiş, eskisini iptal ettirttim. Onun yerine 6111 belge türüyle prim belgesi verdik. 2350 lira işveren daha az prim ödeyecek. Bu şu demektir, eğer yeni bir işçi işe alırsa Şubat ayından Aralık ayına kadar 1400 lira asgari ücret, 1404 lira agisiyle birlikte öderse geri kalan primlerini de, geri kalan vergisi de biliyorsunuz terkin edileceğinden, bu kapsamda teşvik edileceğinden hem fazladan bir kişi istihdam edilecek hem de işverenin cebine fazladan verdiğim rakama göre 950 lira kalacak. Muhtemelen bunun bir kısmında size kalması lazım. İstemeyi biliyorsanız, alabilmeyi biliyorsanız. Şimdi genel olarak meslek mensuplarının da, tabii onların da, onları da dinledik. Şimdi işverenleri dinlerken onları da dinledik. Onlardan da şu yakınmayı gördük. Yani o bildirgesini verdiğim kişi de dahil olmak üzere. Tamam, 2300 lira teşvik aldı da bana ne geldi? Ben ne alıyorum? Genelde bu yakınmayı gördük ama bu kesinlikle kabul edilebilecek bir mazeret değil arkadaşlar. Neden? Çünkü farkında değilsiniz belki ama kayıt dışı bir sektör oluştu. Bu hastalıklı yapı, bu meslek mensuplarının bu konuya eğilmemesi, dışarıda adına ne derseniz deyin, ben telaffuz etmek istemiyorum, hastalıklı garip bir yapı oluşturdu. Bu kez o garip tipler işverenlerinize, duyuyorsunuzdur bir kısmınız, bir kısmınız mükellefini değiştirmek zorunda da kaldı, bunu da görüyorum. Sizin muhasebeciniz bu işi beceremiyor, beceremez de, bilemez de, biz sizi teşvikten yararlandıralım, %10 alalım, %15 alalım, 20 alalım, neyse, böyle bir yapı var arkadaşlar. Ortada bir algı var, bu algıyı düzeltecek sizlersiniz. Ne zaman Mali Müşavirler Odası çağırsa, yok demedik geldik, her zaman da geliriz. 6111 çıkalı 6 sene olmuş, 1 Mart 2011, 1 Mart 2017. Halen ben bunu bilmiyorum diyorsanız kendinizi bir gözden geçirmeniz lazım. Eski oda başkanımız, meslek mensuplarının bir iki eğitimde çok da beğenmiştim, evrildiği noktayı tarif etmeye çalışıyordu. Gerçekten geldiğimiz nokta bu. Kendinize bunu yapmazsanız farkında olmadan bir rakip oluşturursunuz. Bununla ilgili de bunu dost acı söyler. Beni bir dost olarak kabul edin. Çünkü aynı gemideyiz. Sizin her şeyi ne kadar doğru yapıyorsanız bizim o kadar daha az iş yapma anlamına gelir. Sizi sevmesem bile iyi şey yapmanızı isterim ki sevdiğimi de bilirsiniz. Çünkü bildirgeyi düzgün verirseniz, hatasız verirseniz iptal bildirge vermezsiniz. Benim memurda fazladan iş yapmış olmaz. Bu gözle bile bakınca sizlerin hep en iyisini yapmasını, en doğrusunu yapmasını isteyen birisiyim. Ha, almanız gereken bir şey varsa da alırsınız. Bak, o düzelttiğim kişiye de dedim ki miktar öğrenmek istemiyorum, sormuyorum da. Bu bildirgeyle tahakkukla git, bir şey alabilecek misin dedim. Gitmiş almış da, miktarını istemiyorum dedim. Yani meslek sırrıdır. Ne alacağına, ne vereceğine ben karışmam ama meslek mensubu demek ki bu işe eğilmesi lazım. Başka türlü istihdamımız artmaz. Yani işveren 5000 lira fazla prim ödüyorsa bir insanı nasıl istihdam etsin? İşte 5000 lira az ödettirin, teşvikten yararlansın. O onun karını arttırsın, bir kişiyi daha, bir kişiyi daha istihdam etsin ki ülkemizde herkes evine iş götürsün, aş götürsün. Diyelim işsiz insanımız kalmasın. Hepimiz de mesut, bahtiyar oluruz böylece. Ha diyorsanız ki zor bu. Bildirgeyi vermek zor, hesaplamak zor. E kolay olsa size gerek kalmazdı arkadaşlar. İşverenler kendisi verirdi. Niye varsınız? Yani vergiyi hesaplamak kolay bir şey mi? KDV'yi hesaplamak, geçici vergiyi hesaplamak, ne bileyim bir bilanço çıkarmak. Emin olun bu 6111 hesaplamaktan daha zor. Onu yapıyorsanız bunu da yaparsın. Sadece istemeniz yeterli. Asgari işçilik dediğimiz uygulama, özel bina inşaatlarıyla ihaleli işler için geçerli bir uygulama. Temelde işverenin kuruma bildirdiği sigorta prim matrahlarıyla bildirmesi gereken tutarın, belki size sanal gibi gelecek ama
bilimsel gerçeklere dayanan o tutarın karşılaştırılması sonucu bir eksik bildirim varsa onun ödetilmesine dayalı bir uygulama. Bir anlamda kayıt dışılığı da önlemeye yönelik bir argüman olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben size sorsam 200 tane mükellefi olan bir meslek mensubu yanında kaç tane insan çalıştırmalı? Biriniz 7 diyecek, öbürü diyecek ki efendim 200 kişi petrol istasyonu mu, market mi? Ona göre 9 diyecek, 6 diyecek, 5 diyecek. Aynı şekilde bir binayı yapıyorsak 100 metrekare ise veya 500 metrekare ise, sınıfı 3 aysa 3 B ise, 4 aysa 4 B ise, buna göre işte çalışan kişinin tespiti de bilimsel yöntemlerle hesaplanıyor. Bunun inşaatçılık dilinde kısaca %9, yani 100 liralık bir maliyetin varsa 9 lirasını insana veriyorsun. O zaman 9 lirayı da Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmen lazım. İşte bütün döngü bunun üzerine gidiyor. İnşaat tünel kalıptır, makine daha fazla kullanılır. %7'dir. Yarı tünel kalıptır, %8'dir. Yığma inşaattır, %12'dir. Aynı şekilde ihaleli işlerimizde de hep böyle. Yapılan işin niteliğine göre nasıl meslek mensubu? Eğer hepsi market olsa belki 15 kişi çalıştıracak. Hepsi inşaat firması olsa 7 kişi çalıştıracak. İşte asgari işçilik oranının da tespitindeki temel mekanizmanın işlerliği böyle. Öncelikli olarak bu uygulama geçmiş yıllarda uygulanıp terk edildi ama 1.1.1994 tarihinden itibaren yeniden uygulamaya başladı. Bu uygulamayı yapabilmek, yani asgari işçilik hesaplaması yaptırarak inşaatımız için iskana konu, ihaleli işimiz için de teminat iadesine yönelik bir borcu yok yazısı almamız için, inşaatlar için söyleyelim. İnşaatın ne zaman başladığı, ne zaman bittiği, yapının sınıfı, grubu, toplam alanı, eğer na tamamsa veya yarım yapılmışsa tamamlanma oranı, uygulanacak birim maliyet, uygulanacak işçilik oranını bilmeliyiz ki inşaatlar genel klasik inşaat %9, tünel kalıp %7, yarı tünel kalıp %8'dir. İnşaatın başlama ve bitiş tarihi önem arz ediyor çünkü birim maliyet bedelleri de onu yakından ilgilendiriyor. Bir inşaatın yasa kapsamını alınabilmesi için sigortalının çalışmaya başladığı tarih bizim için inşaatın başladığı tarihtir. Harfiyatı alındığı tarih olarak değerlendirebilirsiniz. Şantiye alanına elektriğin bağlandığı tarih olarak değerlendirebilirsiniz. Önemli olan bir insanın çalışmaya başlaması, inşaat dosyasının da en geç çalışmaya başladığı gün açılması demek. Uygulamada görüyoruz, şimdi meslek mensupları da inşaatı yapandan uzak olduğu için temeli bitirmiş, temel üstü beton atılmış, yeni dosya açılıyor. Kimle yapıldı o temel? Daha sonra ceza çıkacak, işte mali müşavir anlatmaya çalışıyor. Çünkü kendisine gelen bilgi yeterli değil. O zaman ne diyoruz biz? İlk kazmanın vurulduğu gün dosyayı açıyoruz. Zaten yönetmelikte de işveren, biliyorsunuz, o dosyayı açmazsa bir ay içerisinde ruhsat vermeye yetkili makamlar, belediyelerde dahil, ruhsatın bir suretini Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderince dosya açılmış mı, açılmamış mı? Bu kez yazışma yoluyla, eğer inşaata başlanmışsa geriye doğru bu kez cezalı bir dosya açılması söz konusu oluyor bazen. Resen açılma. Resen açılınca da bu kez eğer bir belge yoksa inşaatın alındığı tarih, ruhsatta belirtilen verilme tarihi, inşaatın başlama tarihi olarak dikkate alınmış oluyor. Bitiş tarihi olarak da bir beyan yoksa bu kez belediye başvurduğu iskan tarihi gibi tarihleri dikkate almak mümkün. Eğer birden çok aynı parsel içerisinde inşaat yapıyorsak 2 blok, 3 blok, 5 blok gibi parsel aynı olması halinde tek dosyadan işlem yapabiliriz. Önemli bu şantiye şeflerinin sigortalılığı. Meslek mensupları ne kadar bu konuyu biliyorlar bilmiyorum ama bir nevi artık sigortadaki o teşviki iyice öğreneceğiz dedik. Bir taraftan da imar mevzuatını öğreneceğiz. Belediyeye bir arsa sahibi veya bir müteahhit inşaat yaptırmak için müracaat ettiği zaman arkadaşlar belediye bir şantiye şefi istiyor. Belli bir metrekarenin üzerinde olduğu zaman. Şantiye şefiyle İşletme veya arsayı yapacak müteahhit her kimse, o binayı kim yapacaksa, onun arasında yapılmış hem de noterden onaylı sözleşme istiyor. Bu sözleşme tam süreli olabildiği gibi belediyeler 6 güne kadar da kısmi süreli sözleşmeyi kabul edebiliyorlar. İnşaatın başlamasıyla birlikte şantiye şefinin de görevi başladığına göre şantiye şefinin de bildirilmesi lazım. Tabi burada mühendise ödenecek ücretin de SGK ile oda arasında, inşaat odası arasında yapılan miktardan aşağı olmaması lazım. Şimdi görüyoruz, sözleşme verilmiş, sözleşmede 3 bin lira ücret, SGK'ya gelince
1647. İSGK da diyor ki bana da mı lolo? Değil mi? Şimdi iki belgemiz var. Bakın iki resmi kuruma belge veriyoruz. Birinde 3000 lira çalıştıracağım diye sözleşme yapıyoruz. Öbürüne ben 1500 lira ödedim diyoruz. 1647 veya 1777 lira 50 kuruş. Şimdi bu olmuyor. Veya inşaatı bitirdik diyoruz. Yapı bildirim bitişle alakalı yapı denetim firmasından geliyor ki daha inşaat bitmemiş. Bütün resmi kurumlara vermiş olduğumuz beyanların birbirleriyle örtüşmesi lazım. Eğer sözleşmemizde 3000 lira yazıyorsa, hatta düşükse bile sözleşmeniz, tarifenin üzerinden sosyal güvenlik kurumu arkadaşlar maalesef sizden bildirmenizi bekliyor. Doğru olan da bu. Ha şu da bir gerçek. Gerçekten de şantiye şefleri çalışıyor mu? Ben inanıyorum ki inşaatların yarısının adresini bile bilmiyordur. O da ayrı bir gerçek. Ama biz belge üzerinde çalıştırıyoruz diye bir sözleşme verdiğimize göre sosyal güvenlik kurumunun da kontrol etmesini lütfen yadırgamayalım. Çünkü belediyeye imar mevzuatına göre ben bir şantiye şefi çalıştırmak zorundayım. Evet onu da buldum. Bu da sözleşmesi diyorsunuz. Hatta devamı var. Bununla sözleşmeyi bozarsam bu çalışmazsa yerine yenisini getireceğim size bildireceğim diyorsunuz. Onun için o onların arasındaki o uyumada dikkat edelim. İnşaatın sınıfı grubu ruhsatnamede yazar ama bazen farklı ilişkilerden dolayı Çevre Bakanlığı'nın o vermesi gereken sınıfın dışında sınıflar alırız. 5A olması lazım. Harcı az ödememek için işte çeşitli ilişkilerde kullanır 3A. SGK'da yemiyor arkadaşlar bunu. Bakıyor inşaatın efsafına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın efsafına göre. Kaç metre? 60 metre. Kara kaplı kitap 60 metreye 5A diyorsa 5A alıyor. Bunu da bilmenizi isterim. Hesap yaparken siz de kendinizden acaba fark çıkar mı çıkmaz mı değerlendirirken bunu dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Ruhsatsız inşaat yapılır mı? İmar mevzuatına göre yapılmaz ama fiiliyatta da yapılıyor. Eğer bir insanda çalışıyorsa iş yeri dosyası açılması, çalışanın da sigortalı bildirilmesi zorunlu arkadaşlar. Başka kanunların bir şeyi yasaklaması, kişinin sigortalı olmasını gerektirir bir çalışması varsa sigortalı bildirilmemesini gerektirmiyor. Kumar yasaktır. Kumar oynatmak yasaktır. Ama birisi krupiyer olarak kumar oynattıran bir kumarhane sahibinin yanında çalışıyorsa sigortalı bildirmek zorundasınız. Bildirmediğiniz zaman sigortanın 102. maddesindeki o ağır para cezaları da geldiği zaman hiç neden bu cezaya maruz kaldım demeyin. Uygulama bu. Yabancı işçiyi çalıştırmak yasak ama çalıştırıyorsanız sigortalı bildireceksiniz. O yasak, o ceza başka bir kanunda söz konusu olsa bile fiili çalışma varsa sosyal güvenlik kurumu hep fiili durumu, gerçek duruma bakar. Çalıştın mı? Çalıştın. Öyleyse sigortalısın buna bakar. İnşaatın sınıf ve grubu mümkün değilse kaçak yapılmışsa bu kez denetmenleri vasıtasıyla veya inşaat emlak birimimizdeki mühendisler vasıtasıyla sınıfını, grubunu tespit edebiliriz. Yine inşaatın bir bölümü tamamlanmamışsa, yarım kalmışsa, birisi birisine devretmiş, satmışsa inşaatlarda devir de yoktur. Eğer inşaatı tamam birine satıyorsanız eski dosya kapanıp yeni dosyanın açılması lazım. O sizin kendi gözlemlediğiniz veya başka hesaplamalara göre yüzde de geçerli değil. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmenliği ekimizde bodrumlu, bodrumsuz, tek kat, iki kat, üç kat, üç kat üzeri diye bir tablomuz var. Ona ilişkin olarak sosyal güvenlik denetmeni veya mühendis marifetiyle inşaatın ne kadarlık kısmının bittiğini tespit edip biten kısma eski inşaat sahibi üzerinden, yeni alanda kalanın üzerinden asgari işçilik oranını, miktarını tespit ediyoruz. Oran olarak çeşitli tarihlerde resmi gazetede yayınlanmış tebliğlerimiz var. Bu tebliğleri de zaman içerisinde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak sürekli ne yapıyoruz? Güncelliyoruz. Bazen 9'dan 7'ye çıkan olduğu gibi 6'dan 7'ye yükselttiğimizde olabiliyor. İşte düşünün Bolu Tüneli 20 küsur yılda bitmedi ama şimdi öyle makineler var ki dağları vızır vızır deliyor. Dolayısıyla makine insandan fazla çalıştığı için o dağ delme işinin oranında düşmesi kadar daha doğal hiçbir şey olamaz. Birim maliyet bedeli de inşaat eğer başladığı yıl içinde bitmişse o yılın başladığı yıldan sonraki yılda bitmişse bir önceki yılın birim maliyet bedeli alınarak işlem yapılıyor. Genel itibariyle dosyanın tescil edilmesi lazım. Şu an bitmiş, tescil edilmemiş dosyalar için de asgari işçilik hesabı yapıp fark prim alıyoruz ama orada %25 indirimi uygulamıyoruz. O da yüksek meblağ tutar büyük inşaatlar için. Mutlaka biz dosyamızı zamanında tescil etmiş olalım.
Dediğimiz gibi %25 eksikten kaçınırız eğer zamanında en azından inşaat bitmeden tescil etmezsek. Dosya memuru inşaatın sınıf grubu dikkate alınarak birim maliyet bedelini metrekareyle çarpıp onun da %9'unu uzlaşmayı yani ödemeyi kabul edersek bunun da %25 indirimle 6.75 ile çarpıp bildirilenle bildirilmesi gerekeni mukayese edip fark varsa farka ilişkin prim tutarının %34.5'tür. Size borç olarak tebliğ eder, ödemeyi kabul ederseniz kesinleşir. Öderseniz aynı şekilde kesinleşir ama bir ay içerisinde ödemeyi kabul etmezseniz veya müfettiş incelemesi istemeyi arzu ederseniz bu sefer dilekçeyle bu müracaat etmeniz durumunda müfettiş incelemesi gerekir ki burada da müfettişin incelemesinde faturalı işçilikleriniz malzemeli ya da salt işçilik düşülür ama %25 indirim hakkını kaybedersiniz. Dolayısıyla inşaatın büyük çoğunluğunu kendiniz yapmışsanız ne kendiniz uğraşın ne de müfettişi uğraştırın. Çünkü kayıtlarınız da bir anlamda incelenecek. Usulüne uygun değilse, ücret bordrosunda eksiklik var, ücret ödemeleri deftere tam işlenmemiş, oralardan gelecek ufak tefek cezalar topladığınız zaman çıkacak fark işçilikten daha fazla olacak. Astarı yüzünden pahalı olacak. İlişiksizlik yazısının alınabilmesi için primlerin ödenmesi lazım. Şimdi yeni bir ertelememiz de çıktı işverenlere kolaylık olsun diye ama şimdi ertelemenin hiç olmadığını varsayalım. Bugün inşaatı kapattığımızı varsayalım. Geçen ayın bildirgenin daha vadesi gelmedi. Bu ayın bildirgesini istersek şimdi veriyoruz. Versek bile ödemesi bir sonraki ayın son günü. Şimdi primlerimizi ödemeden ilişiksizlik yazısı alabiliyor muyduk? Şimdi ertelemede de aynı şekilde bizleri mazur görmenizi, durumunuz el vermiyorsa bankadan kesin ve katı bir teminat mektubu getirerek yazınızı almanızı istirham ediyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yapılandırma için, borçlar için de bu durum geçerli. Şirketler tarafından yapılan inşaatlarda 14 maddelik diye adlandırdığımız yazıyı sormamızın da nedeni bu. Eğer birim maliyet bedelinin üstünde de bir bedel varsa defter maliyetine göre, bu sefer birim maliyetini değil, yüksek olan defter maliyetini, defter maliyeti daha düşükse birim maliyetini alıyoruz. Burada temel nedenimiz bu. Kısmen biten inşaatlarda prim borcunun olmaması, biten kısmı da karşılayacak bildirimde bulunulması halinde asgari işçilik yazısını yani iskana konu yazımızı veriyoruz. Bitmiş bir binadan bağımsız bir bölüm alırsak, onun prim borcu varsa veya asgari işçilik hesaplanması ve bir borç oluşmuşsa, binaya düşen hissesine tekabül eden kısmı ödememiz halinde gene yazıyı alıyoruz. 10 katlı bina, 10 daire 100 metrekareden 1000 metrekare olsun. Siz bir bina aldınız 100 metrekare, onda biri. Bu kişinin 5000 lira prim borcu var, 5000 lira da fark işçilikten borcu varsa 10.000 lira. 10.000 lirayı değil, hissenize düşen onda biri 1000 lirayı ödeyip yazıyı alabilmemiz mümkün. İhaleli işlerde de en önemli neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? İhale makamıyla düzenlenmiş olan yer teslim bir de inşaata başlama. Yer tesliminden çok uzun bir süre sonra inşaata başlayınca veya başka işlere başlayınca aralarda da zaman geçtiği için ihale makamları işin başlama tarihini farklı yazabiliyor. Eğer bir böyle gecikme varsa mutlaka nasıl yer teslimi bir tutanak yapıyorsak işe başlamayı da bir tutanağa arkadaşlar mutlaka bağlayalım. Yine bunlarla ilgili olarak biliyorsunuz ihaleli işlerde teşvikten yararlanmak mümkün değil. Eğer sürekli iş yeri sigortalılarımızla yapıyorsak, onlarla ilgili kişi sayısı belli ise ihale makamı da bunu teyit ediyorsa, o kişileri teşvikten 5 puan da dahil olmak üzere yararlandırmamamız gerekiyor. Aksi durumda yararlandırırsak geriye doğru ek iptal bildirge vermek durumunda kalıyoruz. Bu sefer gecikme zammıyla ödeme söz konusu oluyor. Hem de siz de yorulmuş oluyorsunuz kağıt ortamında. 2018'den itibaren her ne kadar elektroniğe geçecek olsa da o da yine ayrı bir zahmet yani. Siz de takdir edersiniz ki boş yere niye böyle bir şey yapmış olalım. İhaleli işlerde de KDV hariç toplam işverene ödenmiş olan istihkak bedelini o işin işçilik oranının uygulanması suretiyle hesaplama yapılıyor. Bunun %25 eksiği alınıyor yine sizin müfettiş incelemesi yapmamanız durumunda. Bildirdiğinizde bildirmeniz gerekenler mukayese ediyor. Bir fark varsa bu farka ilişkin prim alınıyor. Eğer hizmet ihalesi ise temizlik gibi, güvenlik gibi, kişi sayısı, gün sayısı belli ise buna da dikkat ediyoruz. Bir de özellikle yapım işleri için bu geçerli. Lütfen nasıl ihaleyi alırken şartnameleri var. Teknik şartname, iki tane buldozer olması lazım, bir tane grader olacak gibi. Hep bunu taahhüt noterden onaylı graderin
fotokopisinin ruhsatını koyarlar. Aynı şekilde mühendis çalıştırma zorunluluğu da var. İki elektrik mühendisi, bir inşaat mühendisi, bir inşaat teknikeri gibi. Kimi işlerde 10 tane 15 tane mühendis mimar çalıştırma zorunluluğu var. İşte onlar bildiriliyor mu? Şimdi 10 tane mühendis çalıştırma zorunluluğunuz var. Şimdi belediye diyebilir size. Ya 9 kişiyi bildir de bize bir tane araç ver, onun yerine geçsin. Makam aracı olarak belediye başkan yardımcısı kullansın, misal veriyorum. Tamam, kullansın da 10 tane mühendisi bildirmezseniz şartnamede ne yazıyor? Ben 10 mühendis çalıştıracağım. Bir tane mühendisi eksik bildirdiniz, haydi geriye doğru cezalı ek iptal yapma durumu var. Gene versin işveren aracı, kamuya hizmet olur, başımızın gözümüzün üstüne, ama 10 tane mühendisi de lütfen bize bildirsin. Yani bize yapacağını yapsın da geri ne yapıyorsa bizi ilgilendirmiyor sosyal güvenlik kurumu olarak. Aynı şekilde burada da fark işçiliğin kabul edilmesi durumunda kesinleşiyor biliyorsunuz borçlar. Borç kesinleşince de bir daha ihaleye gireceğimizi düşünerek lütfen süresi içerisinde ödeyelim de ihaleye girerken borcu yok yası almakta sıkıntı çekmeyelim eğer limitin üzerinde çıkarsa. Eğer ihale konusu iş birden fazlaysa, asgari işçilik oranı da bilinemiyorsa, yani ayrıştırılamıyorsa, bu kez en yükseği alınır. Eğer çıkan rakam sizin için tatmin ediciyse, yani bir fark çıkmıyorsa veya çok düşük çıkmışsa, ödeyebildiğiniz gibi asgari işçilik oranının asgari işçilik tespit komisyonu tarafından tespit edilmesinde tespit isteyebilirsiniz. Böyle de bir hakkınız var. Ona göre çıkan rakam üzerinden bir oran yüzdesel olarak yapılan işe göre bir ayrıştırma yapılır. Ama iki iştir, üç iştir ve işe ait hak edişler ayrı ayrı belliyse zaten her birisi bağımsız olarak kendi üzerinde ödenen hak ediş üzerinden değerlendirme yapılır. Müfettiş incelemesi, tabi hakkınız, çok miktarda faturanız varsa ama gerçek fatura, yani inşaat diyelim 500 bin liralık maliyeti var, 300 bin liralık badana faturası, boya faturası olursa gitmeyin yani. Bu da basbayağı belli, inşaatın %5'ine tekabül eder. Gerçekten faturanız varsa, yani fiili durumu yansıtıyorsa, ki yansıtması da lazım çünkü KDV iadesi noktasında sıkıntı çeker. O noktada bari hiç olmazsa işvereni iyi yönlendirirsek, çünkü sizin ağzınıza bakacak çoğunluğu, ne derseniz o olacak. Bu noktada iyi şeyler söylemenizi sizlerden bekliyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlar. Slide'da zaten sitemizde olacak. Fazla zamanınızı almayalım. Soru cevaba biraz zamanımız kalsın diyoruz. Hepinizi sabırla dinlediğiniz için saygıyla selamlıyorum. İstanbul Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdamar'a çok teşekkür ediyoruz. 10 dakika ara veriyorum. İkinci bölümde soru cevapla tekrar karşınızda olacağız.